Milletvekili listeleri de teslim edildi. YSK inceliyor. Hadi hayırlısı. Yüksek Seçim Kurulu odaklı seçim gündemi artık seyrekleşecek. Kapısını aşındıran siyasi heyet pek olmayacak. Seçim takviminde önümüzde 19 Nisan var. Milletvekili listeleri kesinleşecek, sonra 27 Nisan oy verme günü gümrük kapılarında ve yurt dışında oy kullanma başlayacak. Kurul bundan sonra, YSK'yı kastediyorum, bir sürü hazırlık yapacak. Cumhurbaşkanı adayları ve partiler ve milletvekilleri artık seçmeni iknaya daha fazla odaklanacak. İyi akşamlar efendim. Akşam raporuna hoş geldiniz. İçerik hakkında ipuçları verelim önce. Türk demokrasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir milletvekili listesi hazırlığına tanık olduk. Hesaplar, simülasyonlar, algoritma, matematik, istatistik ve bir sürü veri değerlendirme. Siyaset mühendisliğinde doktora tezleri yazıldı desek yeridir. Ve sonuç, büyük değişimler ve daha fazla milletvekili çıkarmak için ciddi fedakarlıklar. Öne çıkan iki ittifaktan hangisinin listesi avantajlı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük değişikliği sonuç verecek mi? CHP'nin ciddi fedakarlığı beklenen meclis çoğunluğuna katkıda bulunabilecek mi? Güvenilsin güvenilmesin, ilgi gören anketlerle iyice irinleşen o soru, muhteşem soru. Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi turda biter? Ve çarşı ve pazar ve bizhane halklarının bütçeleri. Fiyatıyla seçimin gündemi olan soğan başta olmak üzere gıda enflasyonunda sorun nerede? Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler arasında ikna edici mesajlar verebilen var mı? Mevcut gidişatın durumu göz önüne alındığında çözüm mümkün mü? Raporumuzun özeti budur. Biraz uzun oldu ama bağışlayın. Konuklarımızsa siyasetin nabzını tutan, yorumlayan iki gazeteci ve tüketici hakları, hane halklarının güncel sorunları dendiğinde akla gelen tanınmış sivil toplum önderi. Gazeteciler Orhan Uğuroğlu, Fuat Uğur ve Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu bizlerle olacak bu yayında. Her iki konuğuma da hoş geldiniz diyorum. Sayın Orhan Uğuroğlu Skype'da ve Fuat da az önce yetişti. Yanı başımda hazırlığını yapıyordu. Sağ olsun halletti işlerini. O da stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Uğuroğlu'nu ilk defa ağırlıyorum ben yayın hayatımda. O yüzden oradan başlayayım. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Ben de yayın hayatınızda sizi sürekli izleyerek, ekranlarda görerek, takdir ederek kanaatim değil ama beğenen gazeteciliğinizi. Yalnız hemen başlamadan Fuat kardeşime 15 yıl 20 yıl oldu herhalde Fuat, değil mi? Karşılaşmadık, konuşmadık, bir 15-20 yıl oldu. Beraber evet, bir televizyonda çalışmıştık. Evet. Olmuştur. Ona da merhaba. Daha fazla ben. Hatta. O da bu yolun eskilerinden. Evet, doğru. Öyle. Evet. Ama maşallahı var yani. Benden geçtiriyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi rica ederim. Sevgili, istersen izin verirsen Oğuz diyeyim ben. Tabii ki. Oğuz'cum, şimdi senin açış konuşmasın muhteşem. Sağ olun. Ama ben matematik profesörü değilim bunun. Yok, hayır. Ben onların yaptıklarından söz ediyorum yani. O kadar yani. Güzel söyledin ki ama matematik, evet. Algoritma, doğru, araştırmalar var. Gerçekten. Bu evet. Seçim biraz matematik uzmanı olmayı da gerektiriyor. Tabii siyasette hani nacizane takip evet. ediyoruz. Evet. Ama o soruları, bu konuları 3 gün 3 gece herhalde canlı yayındayız. Ben hazırım. Sesin evet. Sesin gideriz hepsini ele alın. Sağ olun. Efendim şimdi, öncelikli buyurun. Konu yani dün akşamki yayınımızda da hemen anında o gündeme geldi. Mesela Sadullah Ergin konusu, işte FETÖ kumpasları döneminin Adalet Bakanı'nın o CHP listesinden yer alması, üstelik de Çankaya'da, Ankara'da yer alması tepki doğdu dendi. Oğuzkan Salıcı bugün biz bireylerle uğraşmıyoruz, ilkelerle uğraşıyoruz dedi. Ama ciddi bir fedakarlık yaptığı görülüyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İçten içe de tepkiler oldu. Ne dersiniz, bunun karşılığını alabilecek mi? Şimdi ben şöyle düşünüyorum, bu 2010 anayasa değişikliğiyle
Türkiye'de yargıya, askeriyeye, bürokrasiye, emniyete FETÖ'cüleri sokan AKP iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Ve 2010 Anayasa değişiklikten sonra Hakimler Savcılar Kurulu vasıtasıyla bugün yurt dışında kaçak olan FETÖ'cü Zekeriya Öz gibi isimleri altına zırhlı makam araçları vererek koruma kalkanını alan yine Sayın Erdoğan. Şimdi hatırlıyorum ben Diyarbakır eski milletvekili Abdurrahman Kurt'tu yanlış hatırlamıyorsam ismi. Evet. Şöyle dedi canlı yayında, dedi ki biz dedi FETÖ'yle Amerika'yla birlikte askeri vesayeti kırmak için işbirliği yaptık dedi. Şimdi bu bir bakanın, Adalet Bakanı tek başına sorumluluk üstlenmesini gerektirmiyor. Bu AKP iktidarının külliyen Sayın Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dönemin iktidarının önemli problemi. Kumpas davaları, Ergenekon, Balyoz, Fenerbahçe casusluk davası, askeri casusluk davası, Fenerbahçe şike davası gibi FETÖ'cülerin kurdukları kumpaslar ve bu. Şimdi o davaların için Sayın Erdoğan ben davaların savcısıyım demişti. Adalet Bakanı yok ben bunlara tepki gösterdim, şöyle yaparım, böyle yaparım diye bir ne diyeyim tavır koyma imkanı olmaz. Dolayısıyla yani şöyle aslında tabii yanlış söylemeyeyim. Bakanlar Kurulu Oğuz Beyciğim siz de çok iyi bilirsiniz ki müteselsilen kefildi eski anayasada birbirlerine. Evet. Yani bakan, başbakan hepsi birbirlerine kefildi. Hükümet öyle oluşuyordu. Anayasa onu emrediyordu. Evet. Dolayısıyla sadece bu kumpas davalarını Sadullah Ergin'in sırtına yüklemek bana göre yani bir haksızlık. Evet. Bir cümle daha ilave edeyim. Çok özür dilerim isterseniz. Bu da önemli. Şimdi CHP bir yıldır altılı masada DEVA, Gelecek değil mi? Diğer partilerle, Demokrat bunlarla oturdular. Bir işbirliği protokolü yaptılar. O kurulduğunda Sayın Sadullah Ergün DEVA'nın galiba seçim işleri başkanı ya da teşkilat başkanı. Evet. Onların liselerde yer alacağını hani ilkokul mezununa siyasetten anlamayan birine sorsanız evet liselere girer denirdi. Ama girdikten sonra Sadullah girdi filan. Ama neticede Ali olmuş ha Veli olmuş. Türkiye'de bir önemli seçime gidilecek. Evet. Dolayısıyla ben hiç önemsemiyorum. Neticede 4 parti Cumhuriyet Halk Partilerinin listelerinden girerek ileride herhalde sorularınız da olacak. Tabii ki. Şimdilik böyle diyeyim. Ben böyle değerlendiriyorum. Ama bir de tabii ana soru yani bunun nemasını görecek mi? Onu da yayının bütününde belki ele alırız. O da merak konusu. Çünkü gerçekten 78 dedi Oğuz Kağan Salıcı. 78 tane diğer 5 partinin milletvekili CHP'nin listelerinde. Hemen o zaman Fuat Uğur'a döneyim. Hoş geldin tekrar Hoş Fuat bulduk, sağ olasın. Hoş bulduk sevgili Oğuz. Tek başına sorumlu değildi o FETÖ kumpasından dedi Sayın Uğuroğlu veya ben de Fuat Uğur Bey diyeyim, Orhan Bey diyeyim, özür dilerim. Ya deme lütfen, çok yapma öyle, daha sonra üçümüz de meslektaşız ya. Tamam İsimlerine yok olsun, siz büyüğümüz sayılırsınız biraz da. Herkes bana duayen falan diyor ama öyle değil yani bu hayat. 54 yıl fazla değil. İşte buyurun, çok sağ olun. Peki, ayrıca iktidarın tavrını hatırlattı FETÖ davalarında ve de zaten teşkilat başkanı partide zaten beklenirdi ne oluyor dedi. Yani pek o kadar önemli değil diyor. Geçmişteki Balyoz ve Ergenekon kumpasları ve buradaki FETÖ'nün rolü tabii ki uzun yıllar tartışılacak. Çünkü aslında askeri vesayetle mücadele adı altında başlayan bu davalar FETÖ tarafından
ciddi şekilde sulandırıldı. FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kendisine alan açmak için, yer açabilmek için bu davaları sulandırıp içinde gerçekten masum olan insanları büyük bir çoğunluğunu soktu ve büyük mağduriyetler yarattı. Bu mağduriyetler o zamanın iktidarı tarafından çok net bir biçimde görülemedi. Ve görülemediği için de 2011-2012 yılına kadar bu mağduriyetler belli ölçülerde devam etti ki ta ne zaman ki Tayyip Erdoğan bu konuya el koymaya başladı. Ondan sonra yavaş yavaş işin rengi değişmeye başladı. Tabii ki bütün bunlar gelecek yıllarda da hep tartışılacak. Yani bu FETÖ askeri kumpas davalarının başlangıcında neden bu kadar atılık kalındı, ne oldu, neler yaşandı hep konuşulacak. Şimdi burada mesele bunu konuşmaktan çok bu davalarda ve FETÖ'nün Türkiye'de yaptığı sadece bu iki dava değil, bütün operasyonlarda Adalet Bakanı olan, o dönemde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in CHP'den hem de Çankaya'dan aday gösteriliyor olması. Ve bugün Muharrem İnce de işte kendi İpek Özkal'ın karşısında, adayı İpek Özkal'ın karşısında Atatürk ve Cumhuriyet Kadını diyor. Karşısında da Sadullah Ergin diyor. Aday diyor. Kime oy vereceğinize karar verin diye çağrıda bulunuyor tabii ki. Şimdi o dönemde CHP'liler, özellikle CHP'liler hatırlayacaksınız, Balyoz ve Ergenekon davaları, kumpas davalarının yapıldığı salonların önünde nöbet tutuyorlardı. Binlerce insan oraya gidip gösteriler yapıyordu, olaylar çıkıyordu. Ve Sadullah Ergin de sık sık suçlanan isimlerin başında geliyordu. Yani Tayyip Erdoğan'ın da tabii baştan itibaren hiyerarşik olarak bu sorumluluğu da üstlenmesi gerekir tabii ki doğal olarak. Sonuçta ben bu davaların savcısıyım savcısıyım demişti. Diğeri de avukatıyım demişti Sayın Deniz Baykal. Şimdi ama bu işin bir başka yanı, Sadullah Ergin de Adalet Bakanı'ydı. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Sadullah Ergin'i aday olarak gösteren Sayın Kılıçdaroğlu, o dönem kendisinin değil bakan, adalet milletvekili bile olmaması gerektiğini ifade ederek Ali Dibo diye bir lakapla onu nitelendirmişti. Peki. Ve bu yüzden de deşersek çok deşersek çok şeyler var. Evet. O dönem bunu söylemişti Sayın Kılıçdaroğlu. Dün bugün onu dedi, bugün alıyor listelerine koyuyor. Yani şimdi sonuçta bir bütünün parçası, hepsini birden aynı kefeye sokalım mı sokmayalım mı tartışması da değil mesele. O zaman eleştirdiğimiz ve yerin dibine soktuğumuz, adeta gömdüğümüz adamı bir zombi gibi mezardan mı çıkarıyoruz? Aslında mesele bu. Ve baktığımız zaman buna benzer pek çok isim var. Yani işte kimileri de bugün yazıyor, Yüksel Taşkın'dan bahsediyorlar, Taraf Gazetesi'nin yazarı ki sürekli olarak FETÖ ile ilgili olarak ismini sık sık anmaktalar pek çok isim. İzmir'den aday gösteriyor mesela Sayın Kılıçdaroğlu. Buna benzer isimlerin olduğunu görüyoruz. Öte Yüksel yandan, Taşkın DEVA'nın mı? CHP'nin kendi DEVA'nın bildiğim kadarıyla. Ama öte yandan şimdi hem DEVA Partisi, hem Gelecek Partisi, hem Saadet Partisi, hepsi, bütün bu partiler zamanında geçmişte yine CHP'liler tarafından mesela Ali Babacan ekonomik politikaları nedeniyle çok eleştirilen bir isimdi. Ve biz mesela Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu yine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tarihimizin gördüğü en çapsız Dışişleri Bakanı olarak nitelendirilen bir isimdi ve bütün bu isimlerin başında olduğu partilerden adaylar getirildi ve aday olarak gösterildi CHP listelerinde. CHP'lerin tabii sürekli olarak tartıştığı ve konuştuğu ve adeta bir vicdan muhasebesi yaptığı olay bundan ibaret. Yani biz ciddi bir sorun mu sence çünkü CHP'de? Yani şimdi bilemiyorum, CHP'li seçmen kendi geldi geçti gibi ama kendi vicdanıyla yani. Aslında şimdi ben bugün hep bakıyorum, çeşitli gazetecilere bakıyorum. Yani çeşitli ünlü gazetecilere bakıyorum, tepkilerini gösteriyorlar. Fakat ben şunu da sormak istiyorum. Bu bir sır mıydı? Zaten sokacaklardı bu. Yani aynı şeyi şimdi, Orhan Bey de söyledi. Şimdi tepki gösteriyorlar. İnsanlar da konuşuyor bunu ki onlar da adeta bunun yansımalarını biliyorlar ve görüyorlar ve onlar da dillendiriyorlar ama sonuçta bu bilinen bir gerçekti ve burada CHP'li seçmen bir vicdan muhasebesi yapacak. Sandık başına gidince CHP'yi mi oy atsam, Memleket Partisi'ne mi oy atsam diyecek. Yahut da bir başka birisine mi oy atsam diyecek. Gelecek
geleceğim gene ana soruya ama yani bu hatırlatmalar da belki önemli olacak çünkü kim avantajlı oldu? Öbür tarafta Cumhur İttifakı'nda özellikle AK Partisi'nde bambaşka bir konu var ama pusulaları gözümün önüne getiriyorum Orhan Bey. Ne dersiniz? Altı ok yanında Güneş değil mi? İyi Parti. Hep bu konuşuluyor, bunu da sık sık gündeme getiriyorum ama önemli bir şey olsa gerek. Bu konuda işte DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat bilmiyorum tam kestiremedim ama altı ok konusunda bir alerji olabilir diye çok söyleniyor. Bu konu halledilebilir mi? Benim aklıma HDP'nin selefi partinin kapatıldıktan sonra tek tek bağımsız milletvekiliyle seçmen bilinçlendirerek mecliste grup kurmaları geliyor. Vallahi Altıok 100 yıllık bir parti. Dolayısıyla o Altıok'un tek tek hani hangi manaya geldiğini burada konuşmak gereksiz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Türk siyasetinin ne denir şey partisi, hani klasik bir partisi. Evet. Şimdi Fuat Kıdemli kardeşim, birden benim Kıdemli de diyelim, Kıdemli diyelim. Evet. Söyleyemedim. Şöyle hani Nasrettin Hoca hikayesi var ya, sen de haklısın diye. Şimdi Fuat'ın söyledikleri de haklı, benim söylediklerim de haklı. Yani işte buradan hani altı ok, bir yanda da ampul var. Hani ampulün yanında olanlar var. Örneğin Yeniden Refah var. Şimdi hani tahmin ederim bu ittifak işlerini de sorar mısınız bilmiyorum ama. Tabii şimdi ki buradaki problem sadece altı ok değil. Ben o listenin tamamına keşke reji getirebilirse şu oy pusulası var ya. Evet. Sevgili Haksever. Evet. Oy pusulası ya, bu kadar çok parti. 26. Bu kadar çok. 26 değil mi? 26 parti. 26'ya indi evet. Bu adaylar parti, bu en sade bu olan. Bu Cumhurbaşkanı adaylarımız. Ha, yani buyurun. Sağ olsun. Hepimiz şimdi gazeteciyiz. Çok seçim izledik ya. Evet. Şimdi ben düşünüyorum, Oğuz Haksever TV100'de seçim gecesi şu listeye koyacak. Evet. Allah okumadan oku. %1, %3, %5, %10 alanlar. Bir de bunun milletvekili için listeleri olacak her birinin altında. O seçim bölgesine. Aynen öyle. Yani bu benim bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri, benim ucube tek adam rejimi diye yazılarımda değerlendirdiğim, bunun sonucu bir tarafta bir ittifak HDP'ye, bir ittifak Hüdapar'a. Evet. Ya inanın bakın, içim sızlıyor. Hepimiz hatırlıyoruz, parlamenter rejimde bu isimli partiler bu kadar güçlü değillerdi. Şimdi hepsi anahtar parti oldular ya, hepsi 100 bin oy alacak, belki 1 milyon oy alacak, bilmiyorum seçmen ne takdir edecek. Ama ittifakların içinde işte DSP bir kişiyle giriyor. DSP hatırlarsınız 2002 öncesinin iktidarıydı, baraj altında kaldı filan. Şimdi yani şunu söylemek istiyorum ya, vallahi billahi benim Türk demokrasisine içim sinmiyor bu tabloyu görünce. Ya dünyaya bakınca Amerika'da iki parti, Demokratlar, Cumhuriyetçiler. Avrupa'ya bakıyorsunuz, iki adı üç, hadi dört. Yani onlar yarışıyorlar. 26 parti seçmen önüne bunu gelince ben de kendimi de koyuyorum. Ya yürü, nereye basacağım? Emin ol, 3-5 dakika düşünerek oy pusulalarında bu kuyruklara neden olur. Bir de yani ya, katla 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 acayip bir şey olacak herhalde. Yani hepsi tabii bütün yani bölgelerde ama katılmıyorlar. 41 bölgede seçim çevresinde katılmak esas, o zorunlu. Ama gerçekten katlaya katlaya bir hal olacağız. Bu da, bunu da gündeme getirdiğiniz için sağ olun. Evet. Yok, buyurun. Rica ederim. Şimdi hani bir de şunu dikkat ediyoruz. Aman ıslak mühür karşı tarafa geçmesin. Hmm. Hani ıslakken katlamayın, bir de üflüyoruz filan hani. Evet. Kurusunu da katlayalım filan, evet, diye. Evet. Şimdi gerçekten çok samimi kanaatim, Türkiye'de demokrasi rayından çıktı. Yani bu güçlendirilmiş parlamenter rejim dedikleri rejim gerçekten Oğuz Beyciğim, yani böyle bir tablo yaratmadı. Evet. Hmm. Koalisyonlar olurdu. Ama koalisyonlar, bakın bir anımı anlatayım ben size. Demirel'le İnönü Özal'a karşı mücadele ediyorlar.
Demirel İnönü'den randevu istiyor. Buluşuyorlar. Demirel şöyle cebinden bir kağıt çıkartıyor. Şöyle cebinden, iç cebinden baba. Evet. Diyor ki okuyorum diyor. Efendim diyor, biz diyor Doğru Yol Partisi olarak birinci parti olursak siz başbakanın yardımcısı olup koalisyona girer misiniz diyor. Gireriz diyor Erdal Bey rahmetli. O zaman diyor iktidar partisi olanın alacağı bakanlar bunlar diyor. Size de o koalisyon ortağı şu partileri ben düşündüm diyor. Değişebilir sayı olarak değil ama içerik olarak değişebilir. Siz başbakan olursanız, birinci parti olursanız, ben ikinci parti olursam o takdirde sizin de başbakanlığınız aynı listeyi ben de hazırım diyor. Ve imza altına alıyorlar, seçime giriyorlar. Hakikaten Özal biliyorsunuz şey oldu, kaybetti. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Seçimden önce yapılan koalisyon görüşmeleri bugün seçimden önce ittifak görüşmeleri. Yani bana göre ittifakla koalisyon arasında kelime ve alınan bir farkı da yok. Peki. Ama bugün bu partilere muhtaç olan Türk demokrasi yarın emin olun 72 yaşında bir Türk vatandaşı olarak endişe ediyorum, öyle söyleyeyim. Endişe ediyorum ben bu tür partilerin kapatılmasını, İspanya'da olduğu gibi Batasuna ve ETA örgütü olduğu gibi, bırakın siz kınamayı, bırakın iltisaklı olmayı, kınamamalarını dahil anayasada kapatma nedeni olarak yapılmasını ve bu kadar da partinin kurulup seçime girmesine de emin olun karşıyım. Bir kıstası olması lazım bunun. Yani 41 il ve 3'te 2'si ilçede galiba. Evet. Bunu örgütlemek kolay ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bunların gerçekten örgütlendiğini, gerçekten tabelaların asıldığını, gerçekten yönetim kurulları olduğunu tespit ediyor mu? Ve bu şekilde mi giriliyor seçime? Bundan da samimi kanaatim endişe ediyorum, size söyleyeyim. Pekala. Fuat Uğur'a dönersek, aslında sistemin sonucu dedi. Bu şeyden başladık ya, seçmenin bilinçlenmesi, kendi diyelim Saadet Partili CHP arayacak, onunla karşılaşacak, vekilini görecek falan, ama bu konuda bir söyleyeceğim var mı? Yoksa ben AK Parti'nin listesine geleceğim. Orada da çok enteresan konular. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Yani biraz Türkiye'de iktidar yaptı diyor Orhan Bey. Bence iktidar yaptı. Yani sistem böyleydi zaten. Bu sistem evvelden beri aynıydı. Yani 41 ilde örgütlendiğin zaman seçimlere girebiliyorsun. Bu kadar açık ve net. Yani şimdi burada sistemi değiştirmek ya da zorlaştırmak gerekiyor. Yani Fuatçım %50 artı 1 doğurdu. Çok özür dilerim. Onu kastettim. Bunu söyleme. Evet, evet. %50 artı 1'i bulmak için 100 bin oya, 300 bin oya her şeye muhtaç oldular ittifaklar. Doğru. Çok özür dilerim. Bunun içinde küçük küçük partiler kuruldu. Evet. Yani bunlar da bir nevi ben 50 bin oy alsam bile senin %50 artı 1 oy almanda bir etkili parti haline gelebilirim diye şantaja dönüştürdüler işi. Ama aynı şey şurada da var örneğin. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için diyelim ki 500-600 bin lira para yatırıyorsun. Aday oluyorsun 100 bin imzayı toplamak için. Evet. Yani öyle isimler var ki 1000 imza ya da 600 imza ya da 100 imza topladılar. Yani insan nasıl bunun için alamayacağını bile bile 600 bin lira, 500 bin lira. İşte yani Türkiye'de böyle bir şey de var. Bunu zorlaştırmak gerekiyor. Tabii Türkiye'de çeşitli siyasal partilerin özellikle terörle bağlantıları konusunda işi sıkı tutmak için çok güzel bir örnek verdi sevgili Orhan. Batasuna örneğini verdi. Kınamama bile suç sayıldı gerçekten de. Ve bu yüzden ceza aldılar. Şimdi bırakın kınamamayı. Pervin Buldan çıktı, konuşma yaptı. Dedi ki işte Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız hepsi gelecekler Türkiye'ye, siyaset yapacaklar dedi. Ve nasıl Suriye'nin kuzeyinde statü aldıysak dedi. Çoğul kullanıyor bu arada, dikkatini çekerim. Türkiye'de de aynı statüyü alacağız dedi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu gitti, onunla el sıkıştı. Avuçlarını yalarlar. El sıkıştı. Yani tabii ki avuçlarını yalayacaklar ama el sıkıştı. Yani yerel yönetim özellik şartını yerine getireceğiz dedi. Şimdi öte yandan
ne tür pazarlıklar yapıldığını bilmiyoruz. Mesela Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlar durdurulacak mı? Böyle bir anlaşma yapıldı mı? Çünkü bunu çok istiyorlar mesela. Şimdi buna benzer öyle açıklamaları ve öyle destekleri var ki, kınamayı bırakın. Yani HDP alenen destekliyor. Mesela aynı şekilde Batasuna örneğinden verelim. Terör örgütü dememek bile suç sayıldı Batasuna da. Bırak onu, gerilla diyor, askeri halk savaşı yapan gerillalar olarak nitelendiriyor PKK'yı. Şimdi buna bakıldığında, buna göre bakıldığında HDP'nin çoktan kapatılması gerekirdi. Ama öte yandan muhalefetteki geniş bir kesimin, CHP'liler de buna dahil olmak üzere, bir legal parti olduğunu, meşru parti olduğunu ve kapatılamayacağını söylüyorlar. İşte Türkiye'nin handikapı bu. Kapatılamayacağı, neyse. Yani çünkü meşru bir parti. Legal, efendim. Pardon, bağışla. Ya şöyle, yok, yok, tabii, çok üzüldüm. Bir her zaman katılabilir. Mesela parti kapatmayı zorlaştıran AKP. Evet, AKP doğru, doğru. İşte, zorlaştırdı. Yani ne yapalım? İşte Türkiye'de öyle bir iki ucu zor bir değnek var ki ortada. Türkiye'de iktidar partisi kapatılmaya çalışıldı sevgili Orhan. Gazete kupürleriyle, bir de böyle bir gerçek olduğu evet. için öyle bir parti kapatma zorlaştırıldı, evet, hatırlarsan. Yani. Refleksle yapıldı tabii edeyim. Ki. Ama bu tabii bir tecrübe etme, bu öğrenme süreci. Yani bu da bana ders olsun diyen Laz gibi. Yani bu da bize bir ders olsun. Epey açıldık ama konulardan. Evet. Peki şöyle diyeyim. Bu iki taraflı bir şey. Madem bu gündeme geldi, değerli Orhan abi veya Orhan Uğuroğlu açtı mevzuyu. Rahat ol lütfen. Tabii tabii mi? Kesinlikle. Hele maşallah yaşı işitince rahatlıkla söyleyebilirim. Harika yani, gerçekten. Ağzımdan kaçtı. Peki efendim. Konu şu. Bir yanda HDP, PKK, diğer yanda Hizbullah, Hüdapar algıları veya bağlantıları, her neyse tarif etmesi zor. Bir de bu HDP, pardon, Hüdapar, Hizbullah yanında kadın haklarının törpülenmesi mevzu var. Bu karşılaştırma, herkes buradan birbirine yükleniyor, öyle görünüyor ama özellikle Cumhur İttifakı bu HDP PKK olayının üzerinde çok duruyor. Ne kadar sonuç verir? 2019'da bu işbirliği oldu. İyi Parti de işin içindeydi. Büyük şehirlerde sonuç aldı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi zaten ayrışmalar zaten olabileceği kadar oldu. Herkes gideceği yere gitti aslında. Bundan sonra kalan, geriye kalan zaten konsolide oldu ve bunların çok az bir yüzdesi yer değiştirebilir bana göre. Bu yer değiştirmeler zaten işte CHP'den İYİ Parti'ye gidenler oldu. Yani bu sebeple gidenler oldu. Daha sonra İYİ Parti'deki bu masa devirme olaylarının arkasından onların büyük bir kısmı Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisi'ne ve Zafer Partisi'ne ve Sinan Oğan'a doğru yöneldi. Ve AK Parti'ye gidenler oldu. CHP'ye dönenler oldu. Ama sonuç itibariyle gidenler gittiği yerde kaldı. Sadece yer değiştirdiler bazıları. Şimdi seçim sonuçlarını almadan kimlerin nereye gittiğini ve nerede kaldığını öğrenmemiz mümkün olmayacak. Kamuoyu araştırmalarıyla da bunu çok fazla öğrenebilmemiz, daha doğrusu az çok tahmin ediyor olmamız mümkün olabiliyor ama çok fazla kestirebilmemiz mümkün değil. Ben zor bu yüzden zor ama bir 2019 ama evet, durumu var. Evet var. Özellikle Meral Akşener ve İYİ Parti açısından bu durum var. Yani Aytun Çıray'ın söylediklerinden yola çıkarak söylemiyorum. Aytun Çıray kızgınlıkla onu söyledi. Yani aday gösterilmediği için ya da gösterilmesi mümkün olmadığı için bunu yaptı. Ama o bir gerçeği de ifade etti aynı zamanda. Yani bu yüzden de İYİ Parti gerçekten bir çöküş sürecine girilmiş durumda. Eğer Muharrem İnce'ki Bolu mitingini gördün değil mi? Muharrem İnce'nin Bolu mitinginde kalabalığı... Miting değildi aslında, basın açıklamasıydı ama mitinge dönüşmüş. Mitinge dönüşmüş. Çok kalabalıktı. Ben çok şaşırdım. Muharrem İnce ilk defa bu kadar kalabalık bir mitingde. Bütün konularımı önden söylüyorsunuz. Ne yapacağım ben şimdi? Öyle mi? Ha, peki. Tamam. ama neyse, adım adım gitmek istiyorum o yüzden. Evet. Hayır, aklın yolu bir. Sen de konunu başlığını alırsan bizi söyleyecektim. Çünkü Türkiye'nin gündemi bu. Öyle. Hep söyle. Adım, aynı fikirdeyim. Biraz daha derli toplu gitmek. Bu böyle usta isimler arasında benim işim, görevim. Onu da belirteyim. Şimdi Fuat bazı şeyler söyleyince not alıyorum. Ama daha sonra sorayım. Umarım unutmam. İYİ Parti'nin çöküş içerisinde olduğunu söyledi. Şimdi gazeteciyiz hepimiz. Bunu hemen not alıp varsa karşı görüş sormak gerekecek.
Ne dersiniz, öyle mi? Özellikle 3-6 Mart olayından sonra ciddi bir sorun yaşıyor deniyor İyi Parti için. Şimdi tabii şöyle ifade edeyim. Meral Hanım'ın çıkışı yanlış oldu. Masadan kalkıp yaptığı suçlama, hele hele kumpasla suçlaması, evet, siyasi hayatımızda pek görülen bir şey değil. Bu suçlamadan sonra masaya tekrar oturması, yani çok mesaj geldi bana da, eş dost tanıdıktan ve okurlarımdan çok mesaj geldi. Biliyorsunuz Yeni Çağ gazetesi biraz daha İyi Parti açısından önemli. Evet. O yüzden bizlere de, sadece bana değil herhalde, gitmiştir diğer yazarlara. Ama Meral Hanım çabuk toparladı. O da gördü bu tepkiyi bence. Kendi teşkilatlarındaki tepkiyi gördü. Çabuk toparladı. Hani bir musibet bir fayda mı getirir derler, değil mi? Evet. Bu şuna dönüştü. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Nedel'in ilan edilmesi, evet, ve bir genişleme. Çünkü kamuoyunda biliyorsunuz anketlerde Sayın Erdoğan'a karşı hep Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş yer alıyorlardı. Ve önemli bir kamuoyu desteği sağlamışlardı. Şimdi onların da böyle bir kompozisyona katılması Millet İttifakı'nda Meral Hanım'ın da yeniden oy toparlamasına neden oldu. Evet. Şimdi Aytun Bey, şöyle bir şey yaşandı İyi Parti'de. İyi Parti temayül yoklaması dedi. Yani Sayın Milletvekillerine dedi ki sizler de katılın. Ve kendinizi bir görün. Evet. Üyeleri şey yapsın, sizleri de değerlendirsin. Ve böyle bir temayül yoklaması aslında bir sıkıntı yarattı partide. Çünkü hani şöyle söyleyeyim, biz hani ön seçimi istiyoruz, ön seçimi savunan insanlarız gazeteci olarak. Öyle. Hani liste liderin iki dudağının arasında belirlenmesin diye. Meral Hanım da bir demokrat yapı gösterdi aslında. Girin dedi, sizler de girin dedi. Ama yani şöyle bir değişik şeyler de oldu temayül deyince mesela kulağıma gelen. Bir ilde il sekreteri deniyor, yani il başkan, il sekreteri istifa ediyor yönetimden ve o da temayüle giriyor, evet, İyi Parti'den. Şimdi oranın milletvekili bana o da giriyor. Şimdi sekreterle milletvekili temayül yarışmasında yarışıyor. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Evet, demokrasinin en güzel yanı da bu. Öyle. Eğer milletvekili, tabii milletvekili yöresine iyi hizmet verdiyse herkesi geçen birinci sıraya geldi. Nitekim Koray Aydın. Bir onu hızlı geçebilir miyiz o Orhan abi? Çok özür dilerim. Epey. Şimdi İyi Parti'de bence şöyle diyeyim. İyi Parti'de oy yükselmelerinin olacağını düşünüyorum. Ama ne kadar olur bilemiyorum tabii. Şimdi Millet İttifakı içinde İyi Parti'nin kendi listesini çıkartması ve 16 ilde CHP ile ortak liste yapması hem İyi Parti hem CHP açısından yükseltici bir unsur olacak diye düşünüyorum. Pekala. Zaten bu sert çıkışları vesaire de Meral Akşener'in oyları geri toparlama hamlesi olarak yorumlandı. Hatta Asena geri döndü biçiminde de değerlendirmeleri işittim ben. Bakalım, göreceğiz. Ayrıca geleceğim yeri geldiğinde Muharrem İnce olayında da oylar İyi Parti'den gidiyormuş. Onu da ayrıntılı sorarım. Dilerseniz sizinle başlayalım. Hemen hızla bir de AK Parti'deki listeyi göz önünde bulundurduğumuzda karşımıza çıkan büyük değişim. Bir kere %70'lik bir yenilenme var. Onun dışında başka bir takım durumlar var. Grup mesela yönetimi tamamen neredeyse gitti. Bir Özlem Zengin hariç, öyle hatırlıyorum kabaca. Orada tabii ortak liste olmadığı için dezavantajlı görünüyorlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan, o hallediyor bu konuyu büyük ölçüde, son karar merciği öyle Türkiye'de. Bunu hangi sayıklarla yapıyor olabilir sizce? Bazı yorumlar var, uzattım. Ama gene de onları hatırlatmakta yarar var. Gelecek dönemde meclisi güçlü kılmak istiyor. İkinci tura kalma olasılığına karşı mecliste üstünlük sağlayarak o ikinci turda istikrar
vurgusuyla seçimi almak istiyor. Ne dersiniz? Yıllarını Ankara temsilcisi olarak yapmış bir gazeteci ne der bu işe? Şimdi ben tabii Sayın Erdoğan açısından bakınca doğru yaptığını düşünüyorum. 2018'de bu değişikliği yapmadı ve bence pişman oldu. Bu değişikliği bu 2023'te yapması partiye hani metal yorgunu diyor ya kendi tanımıyla. Evet. Metal yorgunu partiye yeni bir ivme kazandırma niyetinde. İsimlere bakınca ben bir kişiye çok sevindim. Sayın Özlem Zengin'e kadın hakları açısından müthiş dik durdu yeniden refah çerçevesinde. Gerçekten çok takdir ettim AKP'nin içinde bu kadar dik duran bir milletvekili olması Türk kadını için önemli bir güvencedir diye düşünüyorum. Keza Derya Yanık hanımefendi de Aile Bakanı. O da bu konuda Osmaniye. 6284 sayılı yasayı, kadını, aileyi, çocukları koruma yasasını söz ediyorum. Yeniden refah. O galiba bakanlığa devam ediyor. O milletvekili adayı olmadı yanlış hatırlamıyorsam. Her şey çok oldu. Milletvekili oldu. Adayı Osmaniye'de. Pardon, oldu. Şimdi onun da milletvekili adayı olarak mecliste olması iyi bir güvence oldu. Şunu söylemek istiyorum ben bu yenileme içinde. Sayın Erdoğan bunları yaparken kabinenin başarısızlığını kabul etti. Yani gözlerinden ışık çıkan Sayın Nurettin Nebati milletvekili adayı. Milli Savunma Bakanı milletvekili adayı. Süleyman Soylu milletvekili adayı. O zaman kabinede toplam 9 kişi mi? 9 bakan mıydı? 15, 17 15 bakanın bakan. 15'i milletvekili adayı. 17'de 15'i milletvekili. Erdoğan o zaman Sayın Erdoğan diyor ki benim kabinem başarısızdı. Ben onları milletvekilliğine gönderdim. Yerine yenilerini getireceğim. Halbuki bütün ekonomi programlarında diğer tarımla ilgili alanlarda, güvenlik alanında. Şimdi mesela şöyle bir endişem var. Olur mu bilmiyorum. Bu AKP milletvekili listesinde Milli Savunma Bakanı yapacak bir emekli general var mı mesela? Bilemedim, bakamadım daha. Ben de buradan sorayım, öğreneyim. Belki de Avrupa gibi olacak efendim. Hiç askerlik tecrübesi olmayan bir ismi bile. Olmayan birisi tabii. Ama şimdi şöyle bir anayasa değişikliği var sevgili Aksever. Evet. Biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı'na evet. bağlı değil üç kuvvet. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanı'na bağlı. Sayın Hulusi Akar zaten Genelkurmay Başkanlığı yapmış. Orduyu bilen bir insandı. Evet, şimdi çok enteresan oldu. Evet, Fuat Uğur'u, Orhan Uğuroğlu'nu dışarıdan Milli Savunma Bakanı. Vallahi biz işte askeri hani ben epey çatışma yaptım ama veya diyelim ki bir aylık kısa dönem yapan birisini yaptı. Veya bedelli askerlik yapan birisini yaptı. Ya ne anlarız biz ordu yönetmekten, ordunun ihtiyaçlarını karşılamaktan filan. Yani gerçekten Milli Savunma Bakanları hatırlarsınız, sevgili Fuat da hatırlar. Evet, sivil insanlar olurlardı eskiden parlamenter evet. rejimde ama genelkurmayla aynı binada biliyorsunuz otururlar. Kuvvet komutanları onların yani genelkurmayın emrinde olur ve bir uyum içerisinde evet o da sivil ve demokrasiye uygun bir modeldi. Burada şimdi şöyle bir hata var yani Türk Silahlı Kuvvetleri başımızın tacı, ben onları asla eleştirmek Elbette. İstemem. Dolayısıyla hepimizin güvenliği, bayrağımızın, vatanımızın, bölünmez bütünlüğümüzün güvencesi Türk Silahlı Kuvvetleri. Onun için çok daha hassas olunması gerektiğini düşünüyorum hep. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın milletvekili olması hayırlı olsun. Ama oraya tabii Sayın Erdoğan kazanırsa, oraya isterse Millet İttifakı kazansın. Çok dikkatli, önemli bir atama yapılması Peki. lazım. Evet. Çok önemli bir kurum çünkü. Evet, belki de eğer yeterli milletvekili sayısı olursa tekrar kabineye gelebilir. Bu şimdiki kabine biraz da öyleydi çünkü. Onu da hatırladım. Şimdi Fuat Uğur'a dönersem hızla. Yani bu önemli bir konuya değindi Orhan abi. Hı. Milli Savunma Bakanı adayı var mı? Hızla yanıt alabilir miyim? Şimdi ben bilemem. Yani bunu bilemem ama öyle yani tabloya baktığımda öyle enteresan isimler gördüm milletvekili tablosunda. Yani bunlar nereden çıktı filan dediğim isimler de var öte yandan. Ama bir de yani
başka yerde vardır. Dışarıdan yani, gelecek çünkü. Yani. Cumhurbaşkanı gelebilecek işte. Evet. O önemli. Evet. Zaten bakanların milletvekili olması şart değil. Yani dışarıdan çok yetkin bir isim. Emekli generallerden ya da askeri konularda uzman bir takım isimler vardır. Onlardan birini görevlendirebilir. Bilemiyoruz. Tamam, doğru. Tabii. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yani mesela Fahrettin Koca milletvekili adayı olmadı. Herkes diyor ki görev yapmak istemiyor deniliyor. Mesela Sağlık Bakanı olur mu olmaz mı o belli değil, daha henüz milletvekili olmadı ama sonuçta ben %70'ini değiştirmesini bana soracağın şey buydu herhalde. %70'ini değiştirmesini önemli buluyorum gerçekten. Yani bu diğerlerin başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Ben katılmıyorum. O da notlarında değil. Kabinenin başarısızlığını kabul etmiş Yani 3 dönem, 4 dönem aralıklı olarak 4 dönem yapanlar var. Yani bütün bunlar artık milletvekili bir memuriyet değil. Yani bu milletvekilinden çalışacağım, emekli olacağım diye bir kural yok. Zaten emekli oluyorlar 4 yıldır da. Şimdi burada önemli olan istikrarın dışında tazelenmedir ve güvendir. Güven tazelemek çok önemlidir ve yeni isimlerle ve yeni enerjik isimlerle halkın karşısına çıkmak her zaman karşılık bulur. Cumhurbaşkanı da bunu yaptı. Ben sadece kabine açısından söyledim. Sayın milletvekiller açısından söylemedim. Ben onu şöyle değerlendiriyorum. Bu seçim çok kritik bir seçim artık. Yani her iki tarafta içinde kritik seçim. Sayın Erdoğan açısından da kritik bir seçim. Ve ağır toplarını şimdi baktığımız zaman başarılı bakanlarını aldı. İstanbul'da aday olarak gösterdi. Yani ikinci bölgeden Süleyman Soylu, birinci bölgeden Murat Kurum. Deprem bölgesinden bekledik ama olmadı. Evet. Yani bir Bekir Bozdağ Kahramanmaraş'tan. Valla benim anlayamadığım şu var. Mesela Hüdapar Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu niye Batman'dan değil de İstanbul'dan aday gösterildi? Mesela ben de bunda bir mantık bulamadım mesela. Buna benzer pek çok şey var. Şimdi ben baktığımda AK Parti'nin aday listesinde tabii insanlar fiziken birbirine benzemediği gibi canlılar ruhen, karakter olarak ve hayat tecrübesi olarak, dünya görüşü olarak birbirlerine benzemiyorlar ve farklı farklı beklentilere, siyasi ve hizmet anlamında beklentilere sahipler. Özür dilerim. Şimdi bu anlamda da şimdi ben desem ki AK Parti listelerini beğendiniz mi diye, aday listelerini beğendiniz mi diye desem bana onlarca isim gelir. Şu olmaz, bu olmaz, bilmem ne, şu çok kötü, şu çok iyi. Mutlaka gelir. Şimdi Cumhurbaşkanı Türkiye'deki milyonlarca birbirine benzemez insanı bütün bu listeyi sevdirebilme imkanına sahip değil. Yani bana da sorsam benim de beğenmediğim o kadar var ki, hele bazılarına o kadar çok kızıyorum ki eğer işi şahsileştirsem bunu oy vermemeye kadar da götürebileceğim öyle bir noktada yani. Yani futbolda da vardır ya, takım kurarız. Evet. Şimdi çok var gerçekten yani, ama mesela memleketim Samsun. Samsun'dan Mehmet Muş aday. Tamam mı? Birinci sıradan üstelik de. Ya neden Mehmet Muş? Yani Mehmet Muş başarısız bir ticaret bakanı. Neden aday gösterirsin hala? Bunu söylüyorum ben. Hiç beğenmedim bakanlık ya icraatlarını. Hiç beğenmedim. Bunu da sık sık yazdım zaten. Ama öte yandan Samsun'daki listeye bir bakıyorum. Şunu da görüyorum üçüncü sırada. Samsun'da Samsun'u Samsun yapan, 3 dönem boyunca belediye başkanlığını yapan Yusuf Ziya Yılmaz da aday orada. Ha diyorum, bu çok iyi bir şey. Şimdi öte yandan çok beğendim. Entelektüel olarak çok beğendim. Birikimli bir insan olarak çok beğendim. Bir kadın olarak Ayşe Bühürler'in Hulusi Akar'ın arkasından aday gösterilmesi Kayseri'de benim için bu da çok değerli bir şey. Ne bileyim. Gaziantep'te mesela Abdurrahman Gül değil mi? Abdülhamit Gül var. Abdülhamit Gül. Yani aslında görevden affını istemesi biraz olaylıydı. Evet. Ekrem İmamoğlu büyükelçiyle yemek, onun evet, benim de çok eleştirdiğim yanları var kendisinin. Kamera görüntülerinin sızdırılması gitti ama geri geldi yani. Mesela şunu da soruyorum. Ahmet Mücahit Arınç neden diyorum ya? Niye? Ne var orada? Yani ben bunu çok merak ediyorum. Neden? Buna benzer çok sorularım var. Mesela Rümeysa Sayın kadar. Sayın Bülent Arınç kopmasın diye olduğunu. Yani Bülent Arınç koptu gitti zaten. Koptu gitti. Ama yok öyle deme. Hala daha destekliyorum. Şöyle, ben bir takım fonksiyonlarının olduğu söyleniyor. İktidar tarafından dile getirilmeyen yani bazı konular. Hep öyle bir ihtiyaç var. Vehmediliyor. Bence yok yani. Neyse, bitti. Evet. Şimdi mesela
Türkiye'de 3 yıldan beri bir sokak köpekleri terörü hikayesi var. Mesela bu konuda Pervin Tuğba Turgut'la Rümeysa Kadak çok eleştirildi. Ben yavaş de eleştirdim. Yani şimdi onlar yeniden aday. Yani yakalarında nazar boncuğu mu taşıyorlar? Mesela şeyi de çok beğendim. Alpay Özalan'ı çok beğendim. Yani İzmir'de koymuşlar. Faruk Çelik keza. Tabii diğer partilerden gelen. Yok, Artvin'e. Şeyden Faruk Çelik Artvin'den aday gösterildi. Nazım geçer sana yavaş yavaş toparlasın. Toparlıyorum. Son bir şeyi söyleyeceğim. Diğer partiler, yani diğer partilerden değil de dışarıdan diyelim tırnak içinde gelenler arasında Mehmet Ali Çelebi, Önder Aksakal ve Ülkü Cevizoğlu aslında renk katıyorlar. Ülkü Cevizoğlu büyük sürpriz. Evet. Bakalım. Ama hep söylendi bu. Biliniyordu. Evet, renk katıyorlar. Gerçekten de sembolik anlamda değerleri var. Evet. Bir sosyal ve seçmen tabanı. Öyle deme, sadece sembolik değil. Sembolik değil. Bir değerleri var diyelim. Neyse. Sanki yokmuş gibi yanlış anlaşılır. Ha, yani onu kastediyor. Yani. Aynı senin söylediğini kastediyorum aslında. Bildiğim için söyledim, evet. Evet. O yüzden de bu isimler de önemli. Peki. Ama bu isimler yapıyı bozmuyor. Aslında Millet İttifakı'nın aday listesine girenlerle özdeşleştirmemek için söylüyorum. Bakalım ne olacak. Yani bir ara Kültür Bakanı oldu değil mi? DSP'nin ünlü ismi birden aklı gelmedi. Not etmiştim. Ertuğrul Günay. Ertuğrul Günay yani. İki konuğumdan da biraz müsaade rica edeceğiz ve izleyiciden de reklama gideceğiz. Daha sonra yeniden birlikteyiz. Baharın göz alıcı müjdesi Koçak'ta. Siz de Koçak Pırlanta Kolye'yi keşfetmek için Koçak mağazaları ve koçak.com.tr'ye gelin. Koçak Diamond. Türkiye yüzyılı için durmadık çalıştık. Hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle bir yıl içerisinde 365 bin konut vatandaşımızın kullanımına sunulacak. Doğruya doğru, lider masa başında değil, iş başında belli olur. Avrasya'nın en iyi fırsatını kaçırmayın. Başakşehir Avrasya konutlarında yeni evim kampanyasıyla 0.69'dan başlayan oran ve 15 yıla varan vadeyle yeni eviniz sizi bekliyor. 30 yıllık Fuzul GYO güvencesiyle. Bu salı BİM'de Peros 12 kilogram toz deterjan 189 lira. Domestos 5 litre ultra çamaşır suyu 69 lira. Komili 4 litre sıvı sabun 42 lira 50 kuruş. Gece vakti canımız çekti diye ailece sarma yapmaya girişenlerin enerjisi Milangaz'dan. Milangaz yanında, her şey yolunda. Sağlıklı ve güvenli evler yeni Levent'te. Emlak konut güvencesi ve DAP vizyonuyla yatay ve az katlı mimari örneğinin de olacağı yeni Levent, şehrin merkezinde country tarzı bir hayat sunuyor. Şimdi yeni Levent'te 120 aya varan banka kredisi fırsatını kaçırmayın. 444-93-27. Bu Ramazan A101'de hediye kartıyla ister sevdiklerinizi, ister ihtiyaç sahiplerini mutlu edin. Harca bitmez. 5000 lira ve üzeri alışverişe Koçak Lotus Pırlanta Kolye hediye. Sizi Koçak mağazaları ve koçak.com.tr'ye bekliyoruz. Koçak Diamond. Emlak Konut bilgilendiriyor. Asrın felaketinden etkilenen köy evlerimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle yöresel mimariye uygun ve yöresel ihtiyaçları karşılayacak şekilde inşa edilecektir. Deprem bölgelerinde 143.271 adet olarak inşa edilecek köy evlerimiz 122 ila 127 metrekare aralığında ve 3+1 olarak yapılacaktır. Emlak Konut bilgilendirdi.
Akşam raporunda eldeki en heyecanlı mevzu, seçim mevzu, listeleri ele almaya devam ediyoruz. Aslında listesi iki gün önceden belli olan bir parti var. Milliyetçi Hareket Partisi. Üstelik 2,5 gün de diyebiliriz buna. Çünkü 12 saat önce 7 Nisan'dan 12 saat önce akşam saat 22'de yakın bir internet sitesine, partiye yakın internet sitesine koydular. Ertesi sabah 12 saat sonra saat 10'da da götürüp teslim ettiler. Bu biraz dikkati çekti. Sanki MHP ben bu listemle giriyorum kardeşim. Öyle ortak liste falan üzerime gelmeyin. Ve bugün Yöneylem Araştırması Kuruluşu'nun yöneticisi Derya Kömürcü ortak liste yapamadıkları için Milliyetçi Hareket Partisi ve diğerleri AK Parti 15-20 milletvekilliği kaybedeceklerini öne sürüyor. Ne dersiniz Orhan abi? Sizce neden kaynaklanıyor? Niçin yapılamadı? Ki yani sağ partiler pragmatisttir. Bu Türkiye demokrasi tarihinde bunu hep beraber biliriz. Üstelik de MHP'nin tarihinde İslahçı Demokrat Parti, Refah Partisi listesinden üç ilerli görünmeden seçime girme tecrübesi var. Kalkınma Partisi diyeyim ben. Evet. Hani AKP deyince kızıyorlar. Bir art niyetle değil. Dilimiz öyle alıştık. Kısa olsun diye söylüyoruz. Bir art niyetimiz yok. AK Parti diyeyim. Şimdi AK Parti yenilendi. %70'i değişti. Bunu alkışlıyoruz. Peki MHP %95'i aynı kaldı. Belki 97'si oran olarak bilmiyorum. Aynı kaldı. Evet. O zaman bunu da eleştirmek lazım. Bir, niye aynı kaldı, niye yenilenmedi? İlk de ben hep MHP için şunu söylüyorum. Şimdi bir teslimiyetçi rol içinde Sayın Devlet Bahçeli. Hatırlarsınız şöyle dedi. Ya anayasaya Erdoğan'ı uyduracağız, ya anayasaya Erdoğan'ı uyduracağız, ya Erdoğan'ı anayasaya uyduracağız. Ve Erdoğan için bir anayasaya destek verdi. O günden sonra sürekli bir eş başkanlık var ya da sürekli bir destek var. Şimdi siyasi partiler iktidar olmak için kurulurlar. Yani iktidar olmak için Cumhurbaşkanı adayı çıkartırlar. Cumhurbaşkanı adaylığı adayını empoze ederler. Hatırlarsınız 2014'te CHP ile Ekmelettin İhsanoğlu. Evet. Ekmek için Ekmelettin evet. diyorlar ya. Evet. Dilimiz hala o kaldı. İhsanoğlu. Geçen 2018'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı. Şimdi de Sayın Erdoğan'ı destekliyorlar. Evet. Şimdi iktidar olmak sadece hani dışarıdan destek değil. O zaman bakan da vereceksiniz. Hani Türkiye'nin yönetiminde sorumluluk da alacaksınız. Ve bu şekilde iktidar olacaksınız ki teşkilatlarınızla hani gerekli desteği versin. Seçiminiz de gerekli desteği versin. Evet. Şimdi bu Sinan Ateş cinayeti, suikastı MHP'den büyük oy kaybına neden olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Olcay Kılavuz'un Mersin'de 4. sıraya konulması bana Sayın Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okurken hatırlarsınız gel de al bakayım benim evlatlarımdan birini diye grup toplantısında şiddetli bir Kemal Kılıçdaroğlu tepkisi göstermişti. Ve kendisi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden Olcay Kılavuz'u 4. sıraya indirdi. Eğer bir sorumluluğu yoksa ben hani yargıç değilim, hakem değilim, var mı yok mu bilemem. Birinci evet. sıraya koyabilirdi. Şimdi sanki onu sadece bir kişinin üzerine yıkmak gibi ve buna da bana gelen yine birçok tepki oldu. Eleştiri oldu diyelim. Evet MHP bence bu seçimde oy kaybedecek. Ne kadar kaybedeceğini bilmem. Ama ittifak olduğu için tabii %7 barajını AK Parti geçtiği takdirde onlar da eğer il barajlarından milletvekili sayısına uygun çıkarırlarsa milletvekili çıkaracaklar tabii. Evet. Şimdi burada Türkiye'nin asıl problemi bence
bu yaşanan olayları değerlendirmede gerçekleri pek konuşamamak. Bakın az önce dedim ki ucube rejim sevgili Aksaray. Şimdi bakanları milletvekili gösterdi Sayın Erdoğan. Listeye koydu. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlar oldu. Bakanlar memur mu? Siyasetçi mi? Kim? Nasıl tanımlıyoruz? Anayasada tanımları yok. Evet. Bana göre Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Bakın izin verirseniz burada anayasa elimde. Şöyle okuyayım. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Atanınca? Şimdi atama var. Atanınca memur olur. Yani kime atayabilir? Hani bir örnek söyleyecek olursak bir genel müdürü atayabilir. Makine kimya genel müdürünü atayabilir. Bu da atama. Bu da memur statüsünde. Bilmiyorum ben çok da dikkat edemedim. Acaba şiddetli bir itiraz var mı Yüksek Seçim Kurulu'na? Dolayısıyla Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Şimdi Cumhurbaşkanı değiştirdiği takdirde Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, yanlış hatırlamıyorsam 2-3 bin kişi birden değişecek. Ya bu devlete yazık, bu ülkeye, bu millete yazık. Bir kişi atıyor, bir kişi gidince isterse Kemal Kılıçdaroğlu olsun bu. Hiç yani isim bazında söylemiyorum. 3-5 bin kişi görevi sonlanıyor. Ya böyle bir sistem olmaz. Devlet hafızası denen bir şey vardı. Eskiden müsteşarlar vardı. Kalktı bakan yardımcıları oldu. Şimdi bakan yardımcıları da gidiyor. Müsteşar aslında hepimiz biliyoruz. Sevgili Fuat da bilir, siz de bilirsiniz. Bakanlığın en deneyimli, bakanlığı bilen, mevzuatı bilen, memurlarını bilen, uygulamaları bilen, yasa hazırlamayı, yasa teklifi veya tasarısı hazırlamayı bilen insanlardı. Şimdi öyle bir oldu ki komple bir ekip gidiyor. Yazık bu ülkeye, gerçekten yazık yani. Deneyimli peki insanlar, ister bakan yardımcısı olsun. Bir de şunu vurgulamak istiyorum eğer izin verirseniz. Ne demek? Türkiye'de sevgili Aksever, şimdi Türkiye'de hepimiz ülkemizin geleceğini değil mi, refahını, kişisel gelirlerimizin artmasını istiyoruz. Geçen gün yazı yazdım. Türkiye'de birinci sınıf hakimliğe, savcılığa yükselen insanlar okudum, yoksulluk sınırının altında kalmış maaşları. Öyle bir mesaj yazdı ki inanır mısınız, yarın öbür gün onu da yazacağım. Öğretmenler, vergi dairelerinin çalışanları, Çalışma Bakanlığı'nın müfettişleri, herkes, inanamadım gözlerime bakınca, 12 bin lira, 11 bin lira maaşlar ve en yüksek maaşları alanlar Türkiye'de yoksulluk sınırı altında. Üniversite öğretim üyeleri. Ya yazık bu ülkenin insanlarına. Yani ne yapılacaksa bir kere bu enflasyonist ortamdan ve Türkiye'yi bu aşırı zamlardan kurtarmak lazım. Bu seçim bana göre ekonomi açısından Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç doktrininin seçmen nezdinde olumlu olup olmadığına bakacak ve seçmen ekonomiye bakarak karar verecek. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Peki. Eklemek istedim. Tamam, bunu not aldım ama öncelikle neden göze aldılar yani milletvekili kaybını bilmiyorum. Derya Kömürcü haklı görünüyor. Yani bu hep konuşulan bir şey. Ortak liste yok. MHP'de Bahçeli'nin tavrı bu. Ya diyorlar rahatsızlık var Hüdapar veya başka bir konu veya diğer partilerin küçük dahi olsa ısrar etmeleri veya yeni dahi olsa ısrar etmeleri bir başlarına seçime girmeye. Uzun soruyu hiç sevmiyorum ama Destici bir de geri adım da attı, kendisi ısrar etmişti ama böyle olsaydı iyi olurdu dedi. Bütün bunlara rağmen bir rahatsızlık mı var? Ya da bir öngörüsü mü var? Devlet Bahçeli usta bir siyasetçi. Evet, ben de çözmeye çalıştım, bir türlü bir anlamlandıramadım ama bazı tahminlerim var. Evet. Birincisi mesela Büyük Birlik Partisi ile MHP arasında
bir gerilim var. Yani bir hani gerilim demeyelim de bir mesafe var diyelim aralarında. Yani MHP Ocak tabii işte bir yanda İyi Parti, Büyük Birlik tabii, Partisi. Şimdi düşünsene yani sonuç itibariyle AK Parti'nin içinden çıkmış bir Gelecek Partisi var, bir Deva Partisi evet. var, ayrılmış gitmiş. Şimdi onlarla aynı ittifakın içinde yer almak ister mi AK Parti örneğin? Evet. Öyle düşünmek lazım. Şimdi sonuçta MHP şeyi kabul etti. Kaybı kabul anlamında değil. Büyük Birlik Partisi ile aynı ittifak içinde yer almayı kabul etti. Ama MHP'nin AK Parti listeleri içinde aday gösteriyor olması çok fazla milletvekili talebiyle birlikte değerlendirilecekti bana göre. Benim tahminimi söylüyorum. Fuatçım öyle değilmiş ya. Onu ben bugün bir MHP'li milletvekiliyle konuştuğumda evet. hiç öyle bir şey olmamış. Benim de kulağıma geldi. Hani sen çok dikkatli yaptığın için sana seni ya, ne denir, teklif için söylemiyorum. Düzeltmek Anladım. İçin söylemiyorum. Evet. Ben de ısrarla bunu sordum. Kesinlikle değil dediler. Biraz ilk söylediğiniz sevgili dostum. Bilemiyorum ki şimdi Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan bir araya gelip girip konuşuyorlar. Yani sence Sayın Bahçeli'nin Sayın Erdoğan'la konuştuğundan herhangi bir milletvekili haberdar olabilir mi? Bence mümkün Yok, değil. Olmaz. Evet. Olmaz o yüzden ki. De tahmin yürütebiliyorum. Bu lafı evet. söylerken bu o yüzden söylüyorum. Yani bu tahminimi söylüyorum. Çünkü Ankara'da zaten Ankaralı gazeteci olduğu için sevgili dostum. Herkes pek çok şeyi söyleyebiliyor. Ben bu yüzden aralarındaki konuşmayı tahmin ediyorum. Ben bir hikaye yazarı olduğum için aynı zamanda hep böyle kafamdaki kurguyu söyleyebiliyorum. Evet. Bu tür zamanlarda ve bu tür konularda. Çok da kötü bir şey değildir yani. Evet, değil, evet. Sağlam verilere dayanır, sağlam kurgu yaparsan evet. sonuçta alırsın. Şimdi bence işte yani bir Deva Partisi değil yani Millet İttifakı içinde yer alan Deva Partisi değil mesela MHP. Devasa bir parti. Hı-hı. Sonuçta AK Parti listelerinin içinde kaç tane MHP adayı göstereceksin? Hı-hı. Üstelik de seçilecek yerlerde. Şimdi, Orhan abi diyor ki bir rahatsızlık var. Evet. Şimdi bunu mesela MHP'nin kaç tane milletvekili var? 40 değil mi? 40. 40 milletvekili var. Evet. O civarda milletvekili 40 var. 40 küsur. Evet. evet 40, 40 küsur milletvekili var. 40 küsur seçilecek yere koymak zorundasın. Yani şu anda AK Parti'nin milletvekili sayısı 289. Yani 40 küsur. Şimdi dolayısıyla da burada ciddi bir problem var. bu problemi aşabilmek ise kısa zamanda çok fazla mümkün değil. Bence bu işi bu şekilde çözümlediler Erdoğan ve Bahçeli. Ve ben Büyük Birlik Partisi'nin ilk başta niye istemediğini de onu da anlayabilmiş değilim. Daha sonra dediğin gibi geri adım attı ama Yeniden Refah Partisi işte kendisini sınamak istiyor, görmek istiyor. Böyle bir derdi var Yeniden Refah Partisi'nin. Çünkü hep anketlerde biliyorsun %1.9, 1.5 falan çıktı. Ve bir umutlandı o. Bir nedeni daha var onun, onu da söyleyeyim. Yeniden Refah Partisi'nin girdiği yerlerde Saadet Partisi nedeniyle Millet İttifakı'na gidecek oyların kendisine yönlenmesi konusunda o rahatsızlıktan dolayı bir beklenti de var. Onu da ifade etmek istiyorum. İşte bütün bu parametreler bir araya geliyor ve sonuçta böyle bir karar çıkıyor ortaya. Ben şimdi baktığımda mesela şöyle de bir şey olsaydı iyi olurdu. Mesela Cumhur İttifakı şimdi DSP de ayrı bir parti olarak seçime girseydi çok daha iyi olurdu. Seçenekleri çoğaltmak anlamında. Çünkü ben şunu görüyorum, etrafımdakilerle konuşuyorum. AK Parti'ye kızıyor ama karşı tarafa bakıyor, karşı tarafta oy verecek adam bulamıyor. Yani bu yüzden de AK Parti'nin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı içindeki seçenekleri değerlendiriyor. MHP tamam, Büyük Birlik Partisi tamam, Yeniden Refah da var, Yelpaze'nin ama Yelpaze'nin bir sol kanadı eksik. Mesela DSP olsaydı, hatta Vatan Partisi de olsaydı, hatta yazdım da bunu, bence çok renkli bir Yelpaze olurdu ve insanlar bir sürü seçeneği kullanmış olurdu. Ve bu oy açısından, daha doğrusu milletvekili açısından kayba sebep olur mu onu bilemiyoruz ama şimdi şöyle bir durum da var.
Artık oylar eskisi gibi kullanılmıyor biliyorsun. Doğru. Dolayısıyla da en çok oy alan partiye gideceği için AK Parti bundan kazançlı çıkabilir mesela. Bir de böyle düşünmek lazım. Yani AK Parti'ye en çok olan oy alan partiye gidiyor artık oylar. Tabii artık oylar gidiyor. Dolayısıyla da burada bir kayıp söz konusu olmayabilir. AK Parti'nin milletvekili sayısı MHP kaybeder ama Cumhur İttifakı olarak düşünmek gerekiyor meseleyi. AK Parti mesela bir bölgede bir milletvekili çıkaracağı yere iki milletvekili çıkararak bence bunu telafi eder diye düşünüyorum. Anladım. Bir konuyu söylediği için ben not aldım. Soru aklıma geldi. Dip dalga diye bir şey vardır. Bu seçimde pek gündeme getiren olmadı ama Orhan abinin sözleri bana dip dalgayı içeren bir soru esinletti. Ekonomik durum. Sessiz bir dip dalga mı var? Bu hakimler konusunu açtığında öğretmenlerden geldi, oradan geldi, buradan geldi diye Orhan Uğuroğlu söyleyince. Şimdi öğretmenlerle ilgili bir sıkıntı olduğunu biliyorum ama hakimlerle ilgili aynı şeyi söylemeyeceğim. Yani yeni başlayan bir hakim 30 bin lira para alıyor biliyorsun. Şöyle yüksek yargıdaki yargıçlarla birinci aynı derecede ama sadece pozisyonları farklı olan hakimler arasında dağlar kadar fark. Göz ucuyla bakıyorum Orhan abi. Çok özür dilerim. Evet, bir eklenti yapayım. Fuat'cığım daha güzel değerlendirir. Şimdi bugün gelen bir mail şöyle diyor. O bahsettiğiniz 30 bin lira maaş alan hakimle ben hukuk fakültesinde aynı sınıfta okudum. Birlikte mezun olduk. Ben diyor kamuya avukat olarak girdim. Ben ismini vermek istemiyorum yazıyor. Evet. Ben diyor bir kamu kuruluşunun hukuk müşaviriyim diyor. Hakim hanım ve hakim bey yani sayın yargıç mahkemede 30 bin lira alıyor. 17 bin lira benim maaşım var diyor. Bu alan kim? Şimdi, 17 bin lirayı? Hukuk fakültesinden aynı sınıfta. Kıdem olarak aynı durumdalar. Kıdem yok. Kıdemler eşit. Kamu kuruluşunun hukuk müşaviriyim ben diyor. Ha anladım. Anladım. Ben de, anladım. Tamam. Hukuk müşaviriyim. Evet. Kastettiğin ben oydu. Ben 17 bin lira alıyorum 30 bin. Siz diyorsun 30 bin dediniz bana. Kamuda çalışan yani, hukukçuyla yargıç arasındaki farkı dillendirdin. Evet. Şimdi diğerlerinde de böyle çarpık. Mesela vergi dairelerinden inanamadım yani. Bir tablo geldi. Yani bu ülkenin vergilerini toplayan gerçekten hani çok saygın biliyorsunuz. Şöyle derler, bir Maliye Bakanlığı'nın, bir de Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatları gerçekten siyasetten uzak, devlet... Neyse, Orhan açıldık. Bakın çok daha önemli bir konuyu gündeme getirdik. Dip dalga var mı? Hayır, ekonomik sıkıntıları? Ekonomiyi konuşuyorduk. Evet, dip dalga. Söyleyeyim izin verirseniz. Bir Fuat'a sorayım. Ya gerçekten... Lütfen, tabii. Kıramam, ne demek? Buyurun. Orhan abi. Lütfen olur mu? Hayır olsun. Seve biz arkadaşız. Hayır buyurun Fuat'cığım buyur lütfen. Ben kestim lafını. Estağfurullah. Şimdi bir ekonomik sıkıntı var ortada. Yani insanların geçim konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıkları malum. Hükümet de yani ortadaki var olan ekonomik tablo Türkiye'de yani Türkiye'nin ekonomi yönetiminden kaynaklanan bir takım hatalardan başlangıç olarak devam eden bir süreç ama aynı zamanda da dünyada ve Türkiye'de yaşanan bir takım onun dışındaki objektif nedenlere dayalı olarak da gelişmelere dayalı olarak da çıkan bir sonuca işaret ediyor. Yani dünyadaki işte pandemiyle birlikte sarsılan sistem Türkiye'yi çok fazla etkiledi. Diğer ülkeleri de etkiledi ama Türkiye'yi daha çok etkiledi. Artı Ukrayna-Rusya savaşının çıkıyor olması Türkiye'yi doğrudan doğruya etkiledi. Öte yandan Türkiye onlarca yıldır teröre ciddi paralar harcayan bir ülke. Ve Türkiye'nin başına gelen başka hiçbir ülkenin başına gelmedi. Türkiye'ye kaç defa darbe yapıldı? Yani düşünelim. Şimdi bütün bunlar hep AK Parti iktidar döneminde oldu. AK Parti'yi evet suçlayalım, eleştirelim. Ekonomi politikalarıyla ilgili olarak eleştirelim ama... Erdoğan ve AK Parti iktidara geldiğinden bu yana onun başına gelenler Avrupa'da herhangi bir ülkenin, gelişmiş herhangi bir ülkenin başına gelseydi bugün batmıştı o ülkeler. Batmıştı.
çok iddialı bir laftan söz etmiyorum. Yok, ben. Yok. Açık bir real real bir durumdan bahsediyorum. Batmıştı. Ve buna rağmen Erdoğan durumu gayet iyi, gemiyi gayet iyi götüren bir kaptan pozisyonunda, ekonomik olarak bazı hataları oluyor olabilir ama öte yandan bu ekonomi yönetiminin dışındaki faktörler, objektif nedenler burada ciddi şekilde belirleyici oldu. Bütün bunları topladığımızda da gelinen noktayı, tabloyu görüyoruz. Ama Erdoğan şunu yapıyor. Yani bütün bu tablonun ortaya çıkardığı sonuçlar itibariyle halkı ezdirmemek için asgari ücreti arttırıyor, emekli maaşlarını arttırıyor, en az emekli maaşını arttırıyor, memur maaşlarını arttırıyor. Bu arada Orhan Uğuroğlu'nun da dediği gibi bir takım dengesizlikler ortaya çıkıyor. Bunları düzeltmek için gayret sarf ediyor. Yani ben de bir emekliyim, benim de bir intibak sorunum var ama koskoca EYT denilen bir problemi hallediyor. Bütün bunları bir yaparken de bir yandan bugün TCG denilen bir koskoca devasa gemi denize indirildi. Muazzam bir şey. Yani şimdi bütün bunları anlattığımızda, yapılanları üst üste koyduğumuzda o dip dalga aslında şöyle bir dip dalga bana göre. O dip dalga ekonomik nedenlerle ortaya çıkacak bir dip dalga değil. Altılı masa ya da yedili masanın ortaya koyduğu tablo Türkiye'de ciddi bir güvensizlik ve Türkiye'nin geleceğine yönelik olarak ciddi bir handikapın olduğu algısını halkta yarattı ve insanlar ekonomik sıkıntılarına rağmen aslında AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy vermeyi, Erdoğan'a oy vermeyi sürdürecekler ve hem de karşıdaki olan biteni gördüğünde, gözlemlediğinde, bunlar iktidara geldiğinde başımıza neler geleceğinin fragmanını gördüklerinden dolayı da bence bu teveccüh bence öbür tarafa daha çok gidecek. Peki. Dip dalga görüşünde değil değerli Uğur oldu. Tersi bir dip dalga gelecek. Evet, yani tam tersi diyor. Şöyle altılı masaya güvensizliğin dip dalgası var. Onu zaten göreceğiz diyor. Ne dersiniz? Şimdi sevgili Fuat, tabii ekonomik krizi getirip altılı masaya bağlayınca ya aklıma şu geldi. Sizler de biliyorsunuz, beraber yaşıyoruz bu ülkede. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bu ülkede iktidar oldu mu? Ben cevabını... Oraya bağlamadım yalnız. Sizden. Oraya bağlamadım. Hayır, altılı masaya... Yani bağlamadım. Ekonomik sıkıntıları altılı masaya bağlayabilir miyim? Böyle bir şey mümkün değil. Yok. Tabii. Şimdi şöyle, yani çözüm üretemez açısından AK Parti dip dalga yukarı çıkarır diye öyle ben öyle algıladım. Evet, evet, doğru. Şimdi şöyle, bir ay iktidar oldu, güven oyu alamadı, düştü. Sonra koalisyon iktidarları oldu. Bülent Ecevit'in yaptığı koalisyonlarla iktidar oldu. Türkiye'de sağ parti geliyor, sağ parti. Evet. Gidiyor sevgili oğul. Doğru. Uçak seven. Biliyoruz. Evet. Tüm sorunların temelinde sağ parti iktidarları var. Ve Türkiye'de dip dalga benim vurgulamak istiyorum. Yani çok duygulu bir şey söyleyeceğim, kusura bakmayın. Belki gözümden de yaş gelebilir. Ben Çankaya'da oturuyorum. Doğdum, büyüdüm Çankaya'da. Oturduğumuz semtin pazarı var. Pazara gidecektim. Geç kaldım pazara. Akşamüstü pazar dağılır ki artık dağılıyormuş. Arabayı park ettim, yürüdüm. Yani şöyle 3-4 kadın, 2-3 erkek, kadınlar, çocuklar artık pazardan topluyorlardı. Oğlum cep telefonunu çıkardım böyle. Vallahi bile içim gitmedi. İçim gitmedi fotoğraf çekmeyi ve bunu hani sosyal medyadan koymayı, şuraya koymayı falan. Ya gerçekten bakın, etin fiyatı, sütün fiyatı, sebzenin fiyatı. Yani paramız var alırız diyen Bekir Pakdemir'i hatırlarsınız, Tarım Bakanı. Evet. Ya bu ülke kendi kendine yeten, beslenen bir ülkeydi. Şimdi enflasyonun nedeni, evet, yurt dışından olur. Bakın ben ekonomist değilim ama ekonomi yazarlarını ve ekonomi uzmanlarını dikkatle okuyorum. Bu Covid sonrası bir döviz düzenlemesi, bir kur düzenlemesi olabilseydi, Erdoğan yapabilseydi 3 sene önce filan, bugün kur rayına oturur, düzeni sağlardı. Bir kur korumalı mevduat hesabı, faizi de serbest bıraktılar. Rahmetli Özal'ı ben yazdım. Bu dövize çevrilebilir mevduatlarla ilgili. Ben de tez yazmıştım o üniversitede. Öyle mi? Evet. Ya çok müthiş. Evet. Bu tarihi hatadır, gelecek nesillere şöyledir filan. Sonra bunu aldılar, siyasetçiler kullandılar. Hani ben özel dikkatle izlediğim için, evet, bütün kupürlerim, haberlerim duruyordu bende. Şimdi şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye'de geçim sıkıntısı
perişan. Orta direk çöktü. Yoksulluk ve açlık sınırı Türk İş rakamlarına göre facia. Emekliler dedi. Ya Fuat'cığım, ben 93'te emekli oldum. Keşke yanımda belgeyi getirsem. Bir dakika, reji izin verir mi? Belki de yanımda var bir belgesi. Fuat'la benim konuşurken belki. Fuat'a SSK'da döndüğümde alırsınız, daha iyi olur. Hadi tamam, olur, gösterin. 93'te emekli olduğumda süper emekli oldum, tavandan oldum. Evet. Benim emekli maaşım 3 milyon 600 bin liraymış. Belgesini buldum. Asgari ücret 1100 liraymış. Yani 1100 küsür. 3 misli asgari ücretten maaş, asgari ücretin katı bağlanmış. Evet. Benim bugün 93'ten 2023'e 30 senede emekli maaşım 8 bin lira. Asgari ücretin altına düştü. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 7500 en düşük. Ben Temmuz'da en düşük. Ya benim paramı kim çaldı? 30 senedir. Emekli maaşım neden benim böyle? Neden? Bakın, Ankara'da Etlik'te şehir hastanesi yapıldı ikincisi. O arsa SSK'nın arsasıydı. Şimdi bir özel şirket oraya hastane koydu, para kazanacak. Hı hı. Binaları vardı, arsaları vardı filan. Çok uzun hikaye bu. Emeklileri evet. Bir gün konuşursan sevgili aktivistler, ne olursun. Her fırsatta gelecek yapıyoruz. Gelecek iktidar, kim gelecek iktidar? 14 milyon emekli var. Sadece en düşük maaşı 5500 yaptı, 2500 yaptı. 3 tanesi ya de yayında da galiba, değil mi? Fuat da öyle. Emeklisin değil mi? Evet, emekliyim. 3 tanesi yayında. Yani şimdi Avin'in Ürbin'in nedeni hepimiz aynı. Aynı. Evet. Yani aynı mağduriyet. Benim emekli maaşımın 24 bin lira olması lazım. Eşim de benimle aynı. Evet. O da bir sene sonra emekli oldu. Onun da 24 bin, 50 bin lira maşallah. Anamızın akşütü gibi prim ödedik ya. Prim ödedik yıllarca. Şimdi EYT. Diyor ki EYT. Ya maç başlamış, oyun kurulmuş. EYT'yi 99'da AKP çıkarmadı ki. Evet. Ecevit hükümeti çıkardı. Orhan Yaşar abi, sizin dinlemeye doyum olmuyor. Evet. Peki, yani bir dip dalga. Kusura bakma. Hayır ne demek? Dip çok... dalga, ek bak. Emeklide dip dalga. Esnaf tüccarda dip dalga. Vallahi billahi bir sigorta almak istedim. Bir elektrik sigortası. Adam diyor ki, ya Orhan Bey diyor, etiket yazmaya utanıyorum. Kaça satacağımı bakmam lazım. Nereye bakacaksın? İnternetten bir fiyata bakayım diyor. Benim etiket diyor 10 lira. Bir baktı. Abi diyor, bu 22 lira olmuş ya bu marka diyor. Ben diyor bunu sana 22'den vereyim, ne olur kusura bakma diyor. Üzerine 10 kalmış ama diyor. Ben bunu yerine yenisini koyamam diyor. Evet, 10 liradan versem. Esnaf ağlıyor. Tüccar ağlıyor. Yani emekli ağlıyor. İşçi memur zaten facia. 21 yılın sonunda kusura bakmayın ama Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarlarının sorumluluğundadır bu ekonomik çöküş. Peki, anladım. Şimdi bir diğer başlığı, bilmiyorum Fuat'ın ekleyeceği var mı bu konuya, ama bu konu sürer tabii ki. Yani yeni emekli olan herkes biliyorsun 22, 22, 23, 24 bin lira maaş alıyorlar da şöyle bir sorun var. Yani hep bunu emekliler, ben de dahil atlıyorum, sevgili dostum da atlıyor. 1993. Şimdi Avrupa'da bir tartışma var biliyorsun. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili Fransa birbirine evet. giriyor. Aktüerya diyorlar. Yani evet. Emekliye bakabilen kişi, çalışan kişi sayısı. Evet, bu da yaşla sağlanabilen bir şey. Biliyorsun 1993 yılında yine onun oranı söylediği tarihlerde bir yasa değişti. Erken emeklilik başladı ve ondan sonra Türkiye bu emeklilik konusunda evet maalesef belini doğrultamadı. Yani Erdal İnönü vardı, Demirel vardı, Sayın Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü'ydü ve üçü birlikte bunu yaptılar. Çok güzel de Türkiye belini doğrultamadı ve aslında Avrupa'da 3 kişi, 3 işçi bir emekliye bakar ya da 4 işçi bir emekliye bakar. Türkiye'de 1 işçi bir emekliye bakıyor, bazen 2 işçi bir 1 işçi 2 emekliye birden bakan hale geldi. Yani 2'nin altına indi Türkiye'de. Evet. Yani sonuçta devlet şöyle bakar ya da sosyal güvenlik kurumları şöyle bakar. Yani ben birini emekli ettikten sonra ona kaç yıl daha para ödeyeceğim der.
Onun için de emekli etme süresini Avrupa'da öyle yapıyorlar. Mümkünlük olduğu kadar öteler ki ölünceye kadar geçecek zaman çok kısa olsun. Evet, çok kısa olsun. Ben ona 40 yıl, Türkiye'de 40 yıl, 50 yıl emekli maaşı ödeniyor. Avrupa'daki ortalama ödeme süresi 15-20 yıl civarında. Evet. Şimdi bütün mesele... Buna rağmen altından kalkamıyorlar. Kalkamıyorlar. İşte asıl işte sorunun kaynağına böyle inersek sorunun çözümü daha kolay olur. Bir eksiği tamamlayayım mı ben Fuat'cığım? Bak aynı görüşteyim %100 ama şöyle... Babam benim gibiydi SSK'lı. Ben böyleyim. Şimdi oğlum da öyle olacak. Torunum da öyle. Dedim ki ben EYT ile böyle oldu zaten yani. EYT'den de ben rahmetli Özal'a babamın durumunu anlattığım zaman, o da emekli gazeteciydi. Mükerrem Taşçıoğlu rahmetli bakana gönderdi. Bakana neredeyse yalvardım. Dedim ki şöyle yapın. Erken emekliye karşısınız. 2 sene sonra, 3 sene sonra başlayacak şekilde emekli yaşını yükseltin. Gazetecileri de yükseltin, kadınlara ve erkeklere de yükseltin. Yasayı böyle düzenleyin dedim. Süper emekli yaptılar. Türkiye'de siyasetçiyle seçmen birbirlerine karşılıklı sürekli şantaj yapıyor. Bütün mesele bu. Bakın şunu öneriyorum burada. İktidara kim gelirse 15 Mayıs'ta. Evet. Ağzı yanmış artık bizim, biz hani öldük, geleceğe istiklal bırakalım. Evet. Bakın şöyle bir yasa öneriyorum. 1 Ocak 2025 tarihinde ilk kez sigortalı olacaklar. Sosyal Güvenlik Kurumu, emek sandığı ölecek, Bağkur ölecek, SSK olacak. 1 Ocak 2025. Evet. O tarihte işe girenler 65 yaşında emekli olsunlar. %100 destekliyorum. Yani gelecek nesilleri kurtaralım. Biz öldük diyorum ya, artık biz fakirlik açlık sınırının altında emekli maaşı alacağız. Ama gelecek nesilleri kurtarması için Cumhur İttifakı'na, Millet İttifakı'na seçilecek 600 milletvekiline yalvarıyorum. Dost doğru bir sosyal güvenlik yasası çıkarın. Yıkılatın eskileri. Bakalım. Bizleri artık bırakın bir kenara ya. Aslında bir cumhurbaşkanı adayları bu konuda tecrübeli bir isim. Yani gerçekten. Peki ben Fuat'la yeni bir başlığı açalım. O arada arkadaşlarım Aydın Ağaoğlu hazırım. O zaman hiçbirinizin insicamını bozmadan tam da bu emekli mevzunu falan ele almışken ekonomik duruma geçeceğiz izninizle, iki konuğumun izniyle. Ekonomide öyle kur korumalı mevduatta işte vade kalktı, şu oldu bu oldu veya kapalı çarşı, Merkez Bankası'nın döviz ihtiyacını orası karşılıyor, şu var falan, bütün bunları bugün bir kenara koyuyoruz. Bugün çarşının, pazarın ve hane halklarının ekonomisine odaklanıyoruz. Aslında en önemlisi o. Her ekonomisti ağırladığımızda sorularımızı o adrese yolluyoruz. Bu sefer de kim bize önderlik eder dedik. Tüketici haklarının sivil toplum alanında önderi Sayın Aydın Ağaoğlu. Tabii ki ilk önce aklımıza gelen isim oldu. Hoş geldiniz yayınımıza efendim. Sağ olun Oğuz Bey, Fuat Bey, Orhan Bey, sizlere de selamlar, saygılar, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Merhaba, iyi yayınlar, sevgiler. Siz ekranda görünür görünmez günün konusu da göründü. Bilmiyorum izliyor musunuz? Soğan. Çuval çuval soğan. Efendim seçimin de gündemi oldu. Çok açık sorayım. Ne oluyor? Neden böyle oluyor? Ne dersiniz? Ben siyasetin tamamen dışında kalmak için özel çaba sarf ediyorum ama ayan beyan gözüküyor. Stokçuluk var. Vallahi var. Bakın. Sayın Ağaoğlu bir izin rica edeceğim. Orhan Bey'in sesi kulağımda. Ondan arkadaşlar veya tamamen içeriye verirseniz biz evet. Doğru. İki tane Skype olunca işitemiyorum. Evet. Evet. Şu anda net mi ses? Beni duyabiliyor musunuz? Evet, gayet iyi. İçeriye de iyi geliyor sesiniz. Tamam. Tamam efendim, stokçuluk var. Niye yapıyorlar? Siyasi amaçla mı yapıyorlar? Onu bilmem ama tencere feryat ediyor. Soğan 30 lirayı gördü, kıyma 300 lirayı geçti. Oysa deprem bölgesinde, bana çok istihbarat geliyor bu arada Oğuz Bey, fal falan bakmıyorum yani. Evet. Deprem bölgesinde depremzede çiftçilerimizin hayvanlarını yok pahasına kapatan tüccarlar, bunları ağırlarına çektiler. Kesime göndermiyorlar.
ya da çok az bir kısmına gönderiyorlar. Bu arada tüketim malları ithalatında ciddi artışlar oldu. Çok ciddi artış oldu. Bakıyorsunuz kamu otoritesi pahalılığı önlemek için bakliyat ithaline izin veriyor. Et ithaline izin veriyor. Canlı hayvan ithaline. Bir firmaların isimleri bende. Birileri 100 biner baş, büyük baş hayvan getiriyor. 15 binli kesime gönderiyor. Ama haber de salıyor. Ha. Mega Center'da et toptancıları var. Oraya haber salıyor. Pazartesi büyük zam gelecek. Böylelikle kasap esnafımız, eti tüketiciye ulaştırmak isteyen esnaflarımız alacağını hızlı hızlı alıp orayı yine malsız bırakıyor. Bu işin peşine gideceğim. Ama bu, yani bu ne zamandır var olan bir konu. Bunun da bir çözümü gerekiyor ve buna muktedir bir sistem var. Oğuz Bey, seçim arifelerinde oluyor. He. 2018'de yaşadık bunu biz. 2018'de yine bir dolarda patlama oldu. Ağustos ayında fiyatlar uçtu gitti. Sonra fiyat değerlendirme kurulu oluşturuldu. 4-5 bakanlık bir araya geldi. Fakat etkili bir şey yapılmadı. Hatta bir büyük zincir market beni dava etti o dönemde. Dedim ki Amerika'daki derelerden mi getiriyorsunuz? Suya bile zam yaptınız. Şimdi Temmuz ayından bu yana dolardaki artış %6. Onların mazereti vardı. Dolar artıyor, mazot artıyor diye. Akaryakıt fiyatlarında gerileme. Doğalgazda gerileme oldu. Sanayiye verilen doğalgaz indi. Elektrikte indirim yapıldı. Bu neyin zam mı? Bakın benim fiyat listeleri elimde. Ben soğanı 7 liraya not almışım. 15 Ağustos 2022'de. 4 katı nasıl çıkar? 4 katına çıktı. %400. Evet. Böyle bir enflasyon, yani özel olarak bunu yüksek çıkartmak isteyenler bile %400 enflasyon çıkarmıyor. TÜİK %50 diyor, öbürü %80 diyor. Ama %400. Evet. Et hakeza Aralık başında, 2022 Aralık'ın başında karkas, dana karkas 100 liraydı. Evet. Şimdi 225 lira. Bugün ne oldu almadım haber ama bugün de zamlanmış olabilir. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. Dedi ki biz yeni bir yasa hazırlığındayız. Özellikle afet dönemlerinde fiyat spekülasyonları yaparak piyasada fiyat arttıranlar, ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını arttıranlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis getireceğiz. Şimdi ben buradan bir sistemimi göndereyim kamu otoritesine. Türk Ceza Kanunu 237. maddesi var. Besin fiyatlarının etkileyen spekülatif tavırlar, uygulamalarla ilgili 1 yıldan 3 yıla kadar. Buyurun bunu uygulayın. Bugüne kadar kime verdik bu cezayı biz? Hiç kimseye vermedik. Ama görüyoruz gazetelerde, televizyonlarda stok yakalandı soğan, patates stoğu yakalandı. Şimdi etin üzerine gitmeleri lazım. Ben kimlere ithal izni verildiği bana bir büyük bölümü geldi. Evet. Ama Tarım Bakanlığı'nda zaten var bunlar. Tarım Bakanlığımız kimlere ithal izni verdi, ne kadarı mezbahaya gitti, ne kadarı stokta duruyor. Çünkü et süt kurumu dengeyi sağlamak için 110 liraya kıyma, 120 liraya kuşbaşı satıyor ama geldiği gibi bitiyor. Öyle. Kuyruk var. Yerel marketlerimiz bizim, yerel marketler o büyükler değil, binlerce şubesi olan Perder diye bir dernekleri var. O dernek et süt kurumuyla anlaşma yaptı. Paketli olarak kiloluk kıyma orada Ramazan ayı boyunca 190 liradan kuşbaşı 210 liradan satılacak. Yani Sayın Ağalım, ağırlık bu ticari ahlak mevzuunda mı size göre? Bir de ya önce onun bir net yanıtını alayım. Başka faktörler de rol oynuyor mu? Ne dersiniz? Evet, ticari ahlak öncelikli fakat başka faktörler de var. Evet. Denetimimiz yetersiz.
tüketicimiz bilinç düzeyi açısından eksik. Evet. Yani bilinci daha yükselse hemen mesela haksız fiyat değerlendirme kuruluna şikayet edebilir. Nasıl evet. mı? İşte bilinçli tüketici giriyor internet arama motoruna, yazıyor oraya. Evet. Oradan ulaşıyor ve birkaç tuşa basıp şikayetini iletiyor. Evet. Bana geliyor. Bana geliyor yani sosyal medyada sürekli bana fiyat etiketleri geliyor. Evet. Mesela 300 liraya peynir. Tulum peyniriymiş. Yani paketlenmiş peynir. 300 liraya üstelik büyük bir toptan marketin private label dediğimiz özel ürettirdiği. Onlar biliyorsunuz markalara göre daha ucuz olur. Evet. Zincir marketler bunu çok yaparlar. Kendi markalarıyla ürettirirler bir takım gıda ürünlerini, temel ihtiyaç ürünlerini ama peki. ucuz satarlar. Şöyle bir konu var. Bu seçmen tercihini bu durum, yani siz diyorsunuz ki fırsatçılar ticari ahlak sorunu ağırlıklı olarak var. Üstelik de elde imkanlar var. Daha sıkı bir denetim olabilir. Peki seçmen tercihlerini nasıl etkileyecek? Siz tüketiciyle iç içesiniz. O açıdan o yanınıza güvenerek soruyorum. Kamu otoritesinin denetim ve yaptırım konusunda eksikliğini şu andaki mevcut otoriteye fatura ediyor tüketici. Bunu açık açık söyleyebilirim. 2018 yılında da biz yaşadık bunları. Beni bir büyük zincir market mahkemeye verdi. Ve mahkemeye Ticaret Bakanlığı'ndan gelen yazıda biz bu firmaya hiç ceza kesmedik diye. Halbuki televizyonlarda kendi açıklamalarında işte şu kadar firmaya cezalar kestik deyip onları baskına gidildi, etiketlere bakıldı, faturalar kontrol edildi gibi görselleri izledik, haberleri izledik ama uygulamada hiç ceza kesilmedi dedi. Ben Allah'tan bir ceza bulmuştum, uyarı cezası verilmiş. Evet. O cezayı gösterip hakime kurtardım kendimi mahkemeden. Yani evet. 2019 seçimleri, yerel seçimlerde nasıl bir sonuç aldık? Bütün herkes biliyor. Tekrar söylüyorum. Ben siyasetin tamamen dışında kalma çabasındayım. Ama ortada da bir vaka var. Büyük şehirlerde mevcut kamu otoritesi, iktidar karşı muhalefet partilerine verdi. Büyük şehirlerin yönetimini. Benzer bir şey mi yapılıyor diye de akla gelebilir. O halde elini tutan mı var? Devletin müfettişleri var. Evet. Kurumları var. Elinde imkanlar var. Gidip bulacak. Evet. Peki. Kim yapıyorsa onlara yaptırım uygulayacak. Denetimlerin yetersiz olduğunu söyledim. Evet. Ahlak, ticari ahlak bakımından sıkıntılı bir süreç. Her toplumda var bu ama şunu da söylemek isterim. Olsa izin verirseniz. Buyurun. Deprem oldu. Milyonlarca insanımız, ilkokul çocuğumuz kumbarasındaki parasını çıkarttı. Evet. Gariban eskivatör operatörü para pul istemiyorum. Ne olur beni oraya iletin. Biz lazımız orada dedi. Yani iş makinesi evet. Kullanan kişi para istemiyorum dedi. Gözleri dolu dolu böyle çırpınan milyonlarca insanımızın arasında peki. bu tür parazitler de var. Evet. Ahlak eksikliği var, denetim eksikliği var, yaptırımlar uygulanmıyor. Bizim tüketicimiz tepki gösteriyor ama biraz daha bilinçlenmemiz lazım. Tüketici bir de bunların olarak. Aslında demokratik kitle örgütü diyeyim. Yani odalar var, esnaf odaları var vesaire var. O da bir dikkat çekici konu. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Yayınımıza katkılarınız için Sayın Ağaoğlu. Sağ olun, var olun. Benim itirazım var ama yayındayken itirazımı söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Hızlı ama bir konum daha kaldı siyaset. Çok hızlı. Peki. Tabii. Çok hızlı. Şöyle, soğanda stok mecburiyeti var. Soğan Eylül ayında, Ekim ayında üretici yani çiftçi söküm yapar. Depolara girer. Türkiye'nin, Ankara'nın Polatlısı soğan merkezli. Depolara girer. 11 ay boyunca soğan tüketilir. Soğan her ay üretilmez. Evet. Üretildiği sezonun sonunda sonuna kadar. Şimdi bakın nereye vardır, geldik. Nisan ayındayız. Yani sezon sonu artık. Geçen senenin soğanları pahalanır. Stok mecburen yetmiyor. Üretim yetmiyor. Bu hükümetin plansız üretiminden kaynaklanan
Ya bu bilgi doğru değil sevgili dostum. Neden bak söyleyeyim. Gelin beraber Polat Bey. Valla ne kadar hassas bir konuya değinmişim. Rakamları söyleyeyim. TV 100 kamerasını alalım. Muhabirini alalım. Ben rakamları söyleyeyim ben. Tek tek dinleyelim. Tamamen siyasetin dışında. Gidelim buyurun gelin ben hazırım. Bak rakamları söyleyeyim. Türkiye'de bir sayı verecek Sayın Uğuroğlu değerli olan. Türkiye'de 2 milyon 350 bin ton sizi de işleyeceğim. Türkiye'de 2 milyon 350 bin ton soğan üretiliyor. Evet. Türkiye soğan üretiminde ve kendine yeterlilikte %114 yeten bir ülke. İhracatı da 2022'de 296 bin tonmuş. Şimdi bakıldığında soğanın pahalanması için hiçbir neden yok. Şimdi bakıldığında diyorum çünkü burada istifçilik meselesi falan değil. Yani diğer parametreler değişmedi. Yakıt, makıt ve benzeri konular, döviz gibi konular değişmedi. Ve burada kamu denetim eksikliği Sayın Aydın Aydın Bey söylüyor ya. Kamu denetimi eksikliğinden söz ediyor ki çok doğru. Ben buna katılıyorum. Şimdi Mehmet Muş'a kızgınlığımın sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani onun bu konudaki zafiyetinin ve bu konudaki denetim mekanizmasını yeterince işletmiyor olmasının faturası Sayın Erdoğan'a kesiliyor. Sayın Erdoğan bunun farkında değil. Bütün mesele bu. Evet. İşte ben bu yüzden de bu otoritenin, kamu otoritesinin denetim mekanizmalarının harekete geçirilmesi. Çünkü seçim dönemlerinde bunu hep yapıyorlar. O yüzden de Sayın Kılıçdaroğlu eline soğanı alıyor ve bunun propagandasını yapıyor. Çünkü 2018'de tadını aldılar patates soğanın ve seçim bitti. Patates soğanı eski fiyat hatlarına döndü geriye. Sayın Ağaoğlu sizi de dinleyeyim. Bir de sesi biraz yükseltir mi? Tamam. Oktay biraz yükseltirseniz. Orhan Bey'in verdiği bilgiler teknik olarak doğru. Benim kastettiğim stok o masum stok değil. Yıl boyunca satış için değil. Piyasaya arzı kısarak stok yapmış olmaları bu da fiyatların yükselmesine yol açıyor. Biz dünyada işte sezon sonu olduğu için diyorum sevgili başkanım. Her sene sezon sonu soğan fiyatı yükselir. Yapmayın, patates yükselir, tarım ürünleri fiyatı sonra, yükselir. Bir hafta sonra yeni mahsul çıkacak. Biz dünyada ilk beşin içindeyiz soğan üretiminde. Orhan Bey haklısınız, verdiğiniz teknik bilgiler doğru. Ama birileri de oynuyor gibi geliyor bana. O soğanlar çürüyecek. Ama illa da ben bunu 30 liradan sattıracağım mantalitesiyle. Buyurun gelin ya Ankara'ya gelin gidelim beraber ya. Diyorum Polat'sı. Polat TV100'de gelsin beraber bakalım orada soğan nasıl. Benim bakın adam insan bu soğancı bunu satarken nasıl ekeceğini düşünüyor. Mazot fiyatını, gübresini. Yok ki değişmedi ki sevgili dostum değişmedi ki. Ya bir muammadır gidiyor. Fuat Bey'i teyiden soğandan çıkayım dedi ki bakanların veya bir takım bürokrasinin eksikliği siyasi lidere, iktidarın liderine kesiliyor. Bugün özel okullarda 1,5 milyondan fazla öğrenci var. Milli Eğitim Bakanı çıktı dedi ki TÜFE 65 artış yapıyor. O kadar artırdı. Hiçbiri uymuyor. 3 milyon anne baba var orada. Tamamına yakını şu anda faturayı oraya kesti. Fuat Bey'e katılıyorum. Peki. Anladım. Seçim çok iktidar olmak muktedir olmaktır Sayın Erdoğan da tek başına lider demek muktedir olamıyor bunlara. Bir sorun var. O da bir koordinasyon sorunu var. Sayın Ağaoğlu tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Renk attınız. Hem de üstelik siyaset vesaire bu soğan patates ekrandayken ben falan böyle biraz esprili ama tatsız konular cidden içerik olarak. Çok çok sağ olun yayınımıza katkılarınız. Herkese saygılar. Sevgiler, hayırlı akşamlar. Çok az zamanımız kaldı. Sevgili Oğuz bir cümle söyleyeyim mi? Ne demek? Sayın Başkan ayrıldı ama. Evet. Ya bir sivil toplum kuruluşunun başkanı ben siyasete girmeyeyim diyor. Ya tam siyasete girmenin zamanı. Her zaman sivil toplum kuruluşları siyaset yapmak zorundalar. Türkiye'nin yanlışlıklarını gündeme getirmek zorundalar. Çünkü yanlışlıkları açısından lazım. Evet savunuyorlar ama siyaset kötü bir şey değil ki. Yani niye siyasete girmiyor ki? Yani bu korku iklimi sivil toplum örgütlerinin çoğunda görüyorum. Yanlıştır. Cesur olsunlar ya. Ne diyecekler onları eleştirince siyasetçiler? Doğruyu söylerlerse. Ama söylediği şeyler itibariyle kırmaz. Muhalefet tarafından yanlış anlaşılacağım korkusuyla ondan bahsetti bence. Bana bir şey mi diyorsunuz arkadaşlar? Önemliyse kaçırmayayım. Kim? Aydın Bey mi? Ha peki yani sağ olun.
Peki, Aydın Bey'i aldı arkadaşlar ekrana. Aydın Bey niye siyasete girmiyorsunuz diyor. Ne var benim bunda diyor. Benim. Ben 85 milyona karşılıksız sadece sevgi toplamak için çabalıyorum. Bilgimi paylaşmaya çalışıyorum nacizane. Evet. Beni bir tarafa eleştirirsem, ki biz sivil toplum, Orhan Bey doğru söylüyor, eleştirel yaklaşır. Siz gazeteciler de öyle. Bizim fıtratımız öyle. Evet. Ama bir taraf sahiplenmesin. Ona özen gösteriyorum. Siyasetten korktuğumdan değil. Bir taraf sahiplenir, öbür taraf rakip olur. Evet, A partili, C partili, D partili. Şu mezhepten yani. Hepsi gelsin, haksızlığa uğradıysa hepsinin hakkını savunurum. Evet. Kanlı katil de olsa, haksızlığa uğradıysa hakkını savunurum. Ama ipini çekmeye adam yok derlerse koşar giderim. Evet. Evet, yıllardır böyle zaten. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hem bu yayın için hem bir sivil toplum önderi olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve ona hizmet ettiğiniz için, bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. İmkan tanıdığınız için ben de teşekkür ediyorum. Demek, ne demek, sevgiler, sağ olun. Zevk efendim sizi ağırlamak. 7 dakikamız kaldı. Benim önümde bir Muharrem İnce mevzu. İnce bir mevzu. Ama bitmez tükenmez bir mevzu. Bakın bu kime aktarsam dikkat çekici. Orhan abi emeklilik belgesini göster. Evet. Evet, buldum. Tamam. Hem de daktiloyla yazmış. Evet. Peki. Az yapmadım o süper emekli haberini Hürriyet'teyken. Alemsiniz vallahi. Neyse biri. Ya bakma sen, biz Fuat. Abimiz yani, biri arkadaşımız. Emin olun, herkes Fuat gibi düşünse hem muhalefete saygılı hem iktidara saygılı. Evet. Yani siyaseti geniş okumak lazım. Evet, bizden gazeteciyiz. Kimimiz öyle bakarız, kimimiz böyle bakarız. Önemli değil. Ama bak ne güzel bir program yaptık. Oğuz Akseler sayenizde. Ne kavga ettik ne dövüş ettik. Evet. Birbirimizin görüşlerini söyledik. Evet, peki. Teşekkür o zaman, ediyorum onun için de. Şöyle, bu aslında açılışta belirtmiştim. Gittikçe şişen, büyüyen bir soru var. Yani İnce'yi artık geçeceğiz. Çünkü çok az bir zamanımız kaldı. 4 dakika. Hızla sorayım. İkişer dakikadan tamamlayalım. Uzamış. Peki o zaman. Evet, gene İnce'den İnce'ye geliyoruz. Yani. Peki. Evet. O zaman şu. Onu anlatıyordum. Metropol'ün Özer Sencar'ın araştırması başa baş görünüyor iki cumhurbaşkanı adayı, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan, ama İnce'de de 5 puanlık bir durum var, fakat oy geçişkenliğini de ortaya koymuş. Beni şaşırtan asıl İnce'ye giden oyların menbaı Cumhuriyet Halk Partisi değil, İyi Parti. Şöyle CHP'li olup Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyenler 1,4. Ama İyi Partili olup Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyenler, Orhan abi de belki dikkatini çekiyordur, 8,7. Hatta HDP sol parti, ya yani HDP yeşil sol var, 4,4 çıkmış. Sinan Oğan, o da İyi Parti'den alıyor ve ayrıca MHP'den alıyor. 6 civarında bir durum. Bu ne düşündürüyor size? Yani Muharrem İnce ciddi bir olay mı artık? Yani bu veriler de böyle diyor. Muharrem Ama kimse İnce, anketlere de evet, güvenmiyor. Muharrem İnce'nin gerçek oyunu, yani %5-6 civarındaki oyunu ilk önce ben yazdım hatırlarsan ve burada da konuşmuştuk seninle belki de. Şimdi İhsan Aktaş genel tespit etmişti bunu. O zaman kendisi açıklayacağı için ben ismini açıklamadan yazmıştım. Oy oranını bana havalimanında yani birlikte gelmiştik deprem bölgesinden. O zaman söylemişti kendisi. Ve bunu yazmıştım. Şimdi bir okuma sitesi var, yazıların okunma sitesi var. Evet. Orada bu yazı, Muharrem İnce ile ilgili yazı 147 bin kişi tarafından okunmuştu. Yani ne kadar ilgi çektiğini anlatmak için diyorum, söylüyorum. Öyle siteler var. Bakıyorsun evet, sen de ölçebiliyorsun evet, yazımı. Yani kaç orada kişi var, 147 var. Bin kişi bunu okumuştu. İnanılmaz. Yani çünkü bu ilginin de göstergesi aynı zamanda. Muharrem İnce'nin basın sözcüsü İpek Hanım hatta üye kaydı yetiştirelim
yetiştiremiyoruz, eleman almak zorunda kaldık demişti daha önceki haftalarda, evet, bir konuşmamızda. Şimdi bakıldığında bir teveccüh var. Bunun nereden geldiği? Tabii ki İyi Parti'den gidenler çok belirgin. Demin de söylediğim nedenlerde Meral Akşener'in masayı devirmesinden sonra bir kayma oldu. Akşener ve İyi Parti asıl bir o diyorlar çöpü, biliyor musunuz? O oldu. Fakat şöyle de düşünmemiz lazım. İyi Parti kimlerden oy aldı? Şimdi İyi Parti'nin bütün seçmen tabanına baktığımızda bir MHP artı CHP var. CHP'den ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memnun olmayanlar. Şimdi düşünün, bir koskoca CHP var. Oyu bir türlü %25'in üstüne çıkamıyor. %23, yani şu anda %23 civarında, %20-23 arasında CHP'nin oyu. Nereye gitti bunlar? İyi Parti'ye gitti. Şimdi İyi Parti'den de Muharrem İnce'ye gidiyor aslında. İyi Parti'den gitmiyor. Yani köken oy dediğimiz zaman köken oyu yine CHP. Ve bu böyle bakmak gerekiyor mesele. Şimdi onların, vatandaşın beyanı, irade beyanı, daha doğrusu lafzı tabii ki İyi Parti'ye vermiş en son seçimde, ama o zaten CHP'den gelmiş. Benim tanıdığım bir sürü insan var böyle İyi Parti'ye oy vermiş, CHP'den gidip de oy vermiş olan. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şimdi kendisi gücenmesin, alınmasın, ama Kemal Kılıçdaroğlu nefret ediyorum arkadaş diyor. Ben CHP'liyim diyor. Gittim oraya verdim diyor. Neden? Milliyetçiyim. Ve vatan ve işte bayrak CHP'nin duygularım çok güçlü. CHP'nin dışına çıktığı için vatan, vatan millet ve mavi vatan, Azerbaycan, Kuzey Suriye filan diyor. Ve CHP'nin geldiği noktayı ve HDP ile ilişkileri dikkate alıyor ve İyi Parti'ye. Fakat bir baktı İyi Parti de arıza veriyor. Şimdi bütün bu konularda daha hassas olduğunu ortaya koyan Muharrem İnce'ye yöneliyor. İşte Muharrem İnce'ye yönelik teveccühün sebebi de bu. Muharrem İnce de sonuçta vatandaşın, yani bu seçmen tabanının çok ciddi şekilde beklentilerini karşılıyor. Hem Erdoğan'a çakıyor, hem Sayın Kılıçdaroğlu'na çakıyor, hem Sayın Erdoğan'a çakıyor, hem de AK Parti'ye çakıyor. Hükümeti alabildiğini eleştiriyor. Muhalefeti yerden yere vuruyor. İşte burada söyledikleri var. Böyle listeye bak, listeye diyor. Doğru, yani sonuçta evet, birbirlerine küfür edenler o listede hepsi yer alıyor diyor. Evet. Şimdi Muharrem İnce böyle bir figür. Gerçekten hiç beklemiyordum ben de hakikaten böyle bir ama konjonktür de buna sebep oldu. Bunu da söylemekte fayda var. Bütün bunlar bir araya geldi, toplandığında Muharrem İnce'nin alacağı oy bir denge unsuru olacak. Etkileyecek seçimi. Ve ikinci tura bırakan isim olabilir. Evet, olabilir. Çünkü bir de o büyük soru da oydu benim kafamda. Hala belki kaç gün soracağım bunu. Değerli Orhan Uğuroğlu ne diyor acaba? Muharrem İnce'nin nerelerden oy aldığı konusuna ve seçimin kaderini nasıl etkileyeceğine dair. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim izin verirseniz. Demokrasi çok seslilik. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Parti kuran, yarışa giren, demin söyledik hani 26 parti var diye. Sistemi eleştirdik ama o partileri eleştiremem ben. Herkes doğal olarak benim yoğurdum iyi mi derler, öyle bir laf var. Evet. Herkes iktidar olmak için, Türkiye'yi yönetmek için bir yarış içine gider. Şimdi benim Sayın Muharrem İnce ile ilgili eleştirdiğim tek bir yön şu. Kendisi canlı yayında 2018 sonrasında ben kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmam dedi. Hı. Şimdi Kemal Bey gelsin görüşelim dedi. Kalktı gitti ayağına, görüştü. Siyasi nezaket gereği hani ne denir, misafir baş tacı. Diyor ki hoş geldin, güle güle dedim diyor. Şimdi bir cumhurbaşkanı adayı, kendisi de bir cumhurbaşkanı adayı. Ben gerçekten çok seslilik diye görüyorum. Aday olabilir, CHP'den ayrılan olabilir. Nitekim Ümit Özdağ biliyorsunuz Mansur Yavaş dedi. Ve sonra Zafer Partisi Sinan Oğan'ı aday gösterdi. Bu da demokrasinin bir gereği. Hepsi oy alacaklar. Evet, bu bir yarış. Neticede kimin kimi böleceği, hangi partiden hangi partiye oy geçeceğini, sonucunu 30 gün mü kaldı, 32 gün sonra hep beraber göreceğiz. Bu bizim yaptığımız yorumlar bir anlamda tahmin ediyoruz yani. Elbette. O partiden buraya ama geçti. Hakikaten firmalarından, hem seçmen hem izleyici merak ediyor Orhan abi. Ben anket firmalarına tamamını kastederek söylüyorum, güvenmiyorum. Yani meslek hayatım boyunca çok anketler gördüm ve bu anketlerin ne kadar duvara çarptığını çok iyi gördük.
Ben hatta ilginç bir şey söyleyeyim size. Bizim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le bir şeyimiz vardı. Seçim öncesi bu ta işte belediye başkanlığı seçildiği dönemlerde onun bir ekibi vardı. Bir seçim tahmini anket kendisi yaptırırdı. Ben Melih Gökçek'in yaptırdığı o anketlere inanıyordum. Öbürlerini hiçbiri tutturamıyorlardı. Yani çok ilginç bir şeydir. O notları da böyle saklıyordum. Hatırladım son zamanlarda attım. Ama tabii o da belediye başkanı değil artık, azledilmişti biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla gerçekten böyle tarafsız bir anket sonucu istiyordu Melih Gökçek. Ben göreyim, halimi göreyim diyordu. Evet. Yani son bir dakikanın içerisindeyiz ne olur, affedin. Şöyle hemen toparlıyorum. Şimdi Türkiye bir seçime gidiyor. Türkiye'nin birlik bütünlük içerisinde bu seçimi başarıyla atlatacağına inanıyorum. İktidarı kazanırsa onu alkışlayacağız, muhalefet kazanırsa onu alkışlayacağız, bükemedikleri eli öpecekler. Yeter ki Türkiye'de demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü yerli yerine bulsun. Kim kazanırsa Türk milleti onu alkışlayacaktır diye düşünüyorum. Ben gene de bir sorayım, ilk tur mu ikinci tur mu? Hemen bir yanıt. Ben ilk turda biteceğini ve Millet İttifakı'nın önde çıkacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben çok teşekkür değerli ederim Orhan davetiniz Uğuroğlu için. Zevkli bir verdiğiniz yayın. Verdiğiniz değer gerçekten. İçin de bana sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Fuat Uğur'a da çok teşekkür ediyoruz. Güzel sağ olun. Ben de Fuat Çırman sevgiler ve teşekkürler sunuyorum. İyi akşamlar. Ne güzel böyle bunları işitmek. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Birazdan Ece Üner bu ekranda ana haberle karşınızda olacak. Biz ise bitirdik efendim.